Şimdi şeyden başlayalım ya. Şimdi Mantık Kuttayır'ın başlangıcında işte ne diyelim ona, Allah'a işte hamd, şükür, övgü, münacat. Çok uzun münacat kısmı diyelim ona. Sonra Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam naat kısmı var. Orada da şey işte orası da epey uzun. Dört halife kısmı biraz daha kısa, Hazreti Ali üzerinde biraz daha uzun. Ama mesela şeyle alakalı Gölpınarlı'nın düştüğü not da var. Hani şey mesela Şeyh Galip ile alakalı kesin Alevidir diyordu şey Gölpınarlı. Bunda kesin Sünnidir diyor şey için. Ferit'in hatları için. Yani hatta şeyler var ya orada işte Hazreti Ali üzerine ya da halifeler üzerine tartışmaları yersiz gördüğü, eleştirdiği kızlar var falan filan. Güzeldi yani oraları. Neyse ama tabii orası hikayenin kendisine ait yerler değiller ama şey hani tasavvuf literatüründe genelde öyle bir şey var. İşte münacat, nat, işte halifeleri övgüler, sonra belki o dönemin padişahını övgüler falan filan. Bunlar oluyor şeylerde. Bunda da aynı formatla gidiyor. Sonraki formatsa bana çok enteresan geliyor. Yani Mantık Kuttayır aslında o kendi kuşlarla alakalı hikayenin bir de insanlarla alakalı versiyonu da sonraki o hikaye işte hikaye dediği yerlerde de aslında öyle ya da böyle açıklıyor gibi. Geçen Ramazan mıydı? Belki Ramazan mı? Mantık Kuttayır'ın şeyi vardı, dizisi vardı. Şeyde ve ya ben onu o diziyi izledim. Yok ben bilmiyorum. Ya şöyle o dizide daha çok Mantık Kuttayır'ın içerisinde geçen o hikayelerin şeyleri geçmiş. Yani işte birisi işte şehvetli bir adam, işte birisi mal hırslı bir adam falan filan. Tamam eyvallah da. Yani Mantık Kuttayır'ın külli olarak durduğu yer o hikayelerden ibaret değil. Kesinlikle. O hikayelerden ibaret değil. Yani o hikayeleri çekmeye çalışmışlar. Bence çok da kötü çekmişler yani. O da ayrı bir mevzu. Hani en azından Mantık Kuttayır'ı İblis'le alakalı bir kısım var. Dün Facebook'ta da paylaştım. Çok hoşuma gitti ama. Mesnevi'de de çok benzer bir yer var. Ben orasını burada işaretledim, göstereceğim inşallah. İbadet bahsi diyeceğim. İblis ibadet. Hazreti Adem'e secde bahsi. Secde bahsi. Çok güzel ama. Yani o kadar güzel ki. İblis'e sempati duydum yani. o kadar diyeyim yani, öyle diyeyim. Çok çok güzel bir yer. Bana kalırsa öyle. Tabii İblis'e sempati duydum kısmı şey. İşin... ne derler? Şöyle bakayım görecek bir şey. İnsanın insanını göstermesi için şeytana ihtiyaç var. Ya öyle diyor o da zaten. Hiç kimse diyor laneti sahiplenmedi. Bana kaldı lanet. Ne diyeyim diyor yani şeyde. Benim yerim eksinden diyor belki de. Hocam babam bir yerde söyler ya. Olur biliyorum ya. Dur bakayım. Ya şeydi de ben Mesnevi'deki versiyonunu ilk defa okuduğumda İblis ve Hazreti Adem meselesiyle alakalı çarpılmıştım. Yani İblis'in Hazreti Adem'e secde etmemesini Allah'a olan aşkına eş koşmamak olarak gördüğü bir yer vardı Mesnevi'de. Tabii hani sonra onu Hazreti Mevlana eleştiriyor, o tavrı ayrı bir mevzu ama o tavrın bizatihi kendisine benzer bir tavır Mantık Kuttayır'da geçen yer. Gösteririm yani bu açarsa şayet. Ama tabii bir başlangıç yapalım öncesinde. Hani bir şeyleri göstermeden önce. Mantık Kuttayır'ı niye konuşuyoruz? Hani Faust'u niye konuştuk? Mantık Kuttayır'ı niye konuşuyoruz? Ya da hani böyle ne diyelim buna, klasik metinleri, Batı'nın Doğu'nun klasik metinlerini neden sinema bağlamında konuşuyoruz meselesi. Aslında en baştan itibaren edebiyat üzerinden ya da hani bir tür edebiyat üzerinden gitme sebebimiz de o. Bir anlatı formu arıyoruz aslında. Hani belki yani sinemada anlatı formu aramak çok şey değil ama öyle ya da böyle yani bir şey anlatılacaksa, bir hikaye anlatılacaksa ve o hikayenin anlatı anlamındaki şeyi unsurlarıyla uğraşacaksak o anlatı formunun en azından Batı'da ve Doğu'da nasıl olduğu, işte trajediyi konuştuk o kadar haftalarca. Batı'da ve Doğu'da nasıl olduğu meselesini anlayalım istiyoruz. Şimdi bu Mantık Kuttayır'da da olan şey tam olarak ne? Mesela Stalker'da Tarkovski bir Mantık Kuttayır
şeyi uyarlaması bilmeden yapmış herhalde. Eğer mantık uttayrı öyle bir şeyse şayet. Şimdi bu mantık uttayrıdan öğreneceğimiz şey ne bizim? Sinemasal anlamda söyleyeyim ve hani sinemasal anlamda kahramanın yolculuğundan mantık uttayrıdaki yolculuğun ne farkı var mesela? Varsa şayet. Nasıl? Yani mantık uttayrıdaki yolculuk kaçarlı aslında yapması gereken yok. Kahramanın yolculuğu da öyledir belki. Kahraman mı? Yani. Kahraman mı? Ha, burada kahramanımız yok. Yani bu herkesin yapması gereken, yani mecburiyetten bahsediyor. Herkes bu yoldan bir şekilde geçmesi lazım. Ha, orada vadiler var. Bazı vadiler. O vadilere tahayyül edebiliyor musunuz siz? Neye benziyor o vadiler? Ben pek edemiyorum ya. Yani ha şey devri zamanı ve şeylik gaflet içinde olup Salkır'daki yerlere benzetmişim ben o vadileri de. Yani o kadar kolay değil galiba. Yani o vadileri tanımlamak, çünkü birbirine çok benziyor onlar aslında. Yani o vadiler. Vadi isimleri farklı ama hikaye anlatılırken aynı hikayeler dönüyor. Yani. İşte birbirlerine çok benziyor. Tabii o vadiler kısmına geleceğiz. Yani o vadilerden ne anlayalım meselesine geleceğiz. O vadiler sinemasal anlamda bize ne söyler meselesine geleceğiz ama şey gibi, hani kahramanın yolculuğundaki o format var ya, o format hani ikinci hafta mı üçüncü hafta mı birazcık konuşmuştuk ya, hani o formattaki gibi işte kahramanın mücadele edeceği ya da işte hedefleyeceği ya da sonucuna erişeceği ya da gitmek istediği bir şey çıkar, ona baştan isteksizdir, işte sonra işte bir tür önder gibi ya da bir tür rehber gibi birisi çıkar. O ona ikna eder, sonra yola çıkar falan filan. Hemen hemen bütün mitlerin, bütün anlatıların temel çatısı böyledir diyor ya şey. Yani Campbell ve ondan hareketle de Vögler. Hani şimdi burada da öyle bir şey mi var? Mesela bununla bir kıyaslayalım bunu. Yani yani görüntüde var gibi duruyor. Görüntüde. Değil mi ben? Ya şöyle, temel unsurlarıyla her şey 3 aşağı 5 yukarı ona benzetilebiliyor. Hakikaten öyle, yani öyle bir şey tarafı var ama o anlatıyla, mesela sinemanın o anlatıyı ele alışı arasında çok temel bazı ayrımlar var gibi geliyor bana. Yani şöyle ayrımlar var gibi geliyor. Bizatihi hikayenin çatı olduğu şeyle hikayenin unsurlardan sadece birisi, hatta çok da önemli olmadığı unsurlardan birisi olduğu çatı arasında fark var galiba. Yani şöyle diyeyim. Şimdi diyelim ki burada ardı ardına ne olsun mesela? İşte vadileri seçtik. Ve o vadilerden gidecek olan kuşlardan birini seçtik diyelim. Diyelim ki birisinin üzerinden yürüteceğiz bu meseleyi. Ve o kuşun, şimdi bu vadilerde, mantık uttarda, bu vadilerde o vadilerin içerisinde o kuşa ne olduğu, o kuşun o vadideki neyle karşılaştığında ne yaptığı üzerine bir şey var mı? Yok. Galiba yok. Yani o vadiler kısmı çok kısa şeyde, filmde diyecektim, metinde. Bütününde var sanki. Şimdi bütününde mesela o vadi o kuşta neye denk geliyor? Zaten hocam vadiler geçtirirken şu kuş şunu sorduğunda söylüyor. Hayır, yok öyle bir şey demiyor ama biz öyle yaptığımızı farz edelim diyorum. Tamam mı? Yoksa hani kahramanın yolculuğundaki gibi bir kişi üzerinden yürütülen bir şey yok burada. Yani ama mesela bir anlatı formu olarak tercüme ettiğimizi düşünelim sinemaya, tamam mı? Şimdi hani önümüzdeki hafta onu konuşacağız zaten sizin şeyleriniz üzerinden. Şimdi bir tercüme ettiğimizi düşünelim. O anlatı formunda ele alacağımız şey tam olarak ne? Şimdi başlangıçta çeşitli karakter tiplerine denk gelen kuşlar var. Hani onları ben not ettim burada. Onlara bakacağız tek tek. Çeşitli karakter tiplerine gelen kuşlar var. Mesela onları mı ele alacağız? Şeydeki gibi, o dizideki gibi. Onları mı ele alacağız? Vadileri mi ele alacağız? Belki Stalker'daki gibi diyeyim. Hani serbest bir şekilde Stalker'ın yaptığı belki öyle bir şey. Vadileri mi ele alacağız? Yoksa bizatihi aynı Şeyh Galip'in Üstü Aşkı'ndaki gibi başlangıçla sorun aslında öyle ya da böyle aynı şeye denk geldi. Bir şey mi, hani bir dairesel bir şeyimiz mi olacak bizim? Bir yolculuğumuz mu olacak bizim? O yolculuğunda da biri yapacak. Biri yapacak ama mesela yolculuğun detayları mantık uttarda neredeyse hiç yok. Şimdi kitabın, şimdi
Benim okuduğum kaç sayfa yazıyor burada? 412 sayfa. Hemen hemen 300. sayfaya kadar aslında bir macera yok. Hani kitap bir macera kitabı gibi görülse de öyle değil pek. Yani hikayeler var. Arda arda bir sürü hikaye anlatıyor. Yani bir tür şey yapıyor. Yani o orada hani remz ettiği şeyi detaylandırmaya çalışıyor ama daha da çetrefilleşiyor o hikayelerle bence. Hani hikayeler açmıyor mevzuyu. Ya da hani detaylandırmaya çalışırken hikayeler hani mevzuda bizim kafamızda olan soru işaretlerine cevap vermiyor bence. En azından benim kafamdaki şey o yani. Pek cevap alamadım ben. Mesela vadileri tahayyül et derseniz ben edemiyorum vadide. Hani istek vadisinde, aşk vadisinde, işte tevhid vadisinde, neydi? Hayret vadisinde, işte sonda da işte fakr-ı fena vadisi. Bir tek fakr-ı fena'yı biliyorum ben. Hani diğerleri mesela şey isteksizlik vadisi. Neydi onun şey? İstina vadisi, isteksizlik vadisi. O ne? Hani aralarındaki fark ne? Mesela bunları tahayyül etmeye çalışırsak karşımıza ete kemiğe bürünür bir forma bürünür ya da bir maddeye bürünür bir şey çıkıyor mu mesela? Yoksa mantık kurtar tümüyle manada yürüyen bir şey mi? Soru bunlar. Hani efendim? Hocam ben yakın zamanda hadisle ilgili bir şeyler okumuştum. Ama sadece İslami anlamda hadisle ilgili yani Budistler'de, Mansur'da, Yedikler'de, Hristiyanlar'da çok benzer kazanlar var aslında. Yani mesela o şu anki teknolojiyle bu imkanlarımız olsa bile hala bir kısmını yürüyerek gidilmesi gibi. Ne yapılması gibi? Yürüyerek gidilmesi. İlla bir yerden bir yere yürünün. Arabayla gidilerek, başka türlerle de. Bunun da sebebi oradaki zorluğun aslında ulaştığın hedefe daha güzel hale, daha önemli hale getirmesi. Tabii ki bu hani mesela bu listelerde çok daha bilebilirim, dağlara tırmanma, yani gerçekten arabaların geçmediği yerlere varma gibi. Şimdi aslında bizim hacda da öyle ya. Hani çok çok zor yerler yani. Ya şöyle söyleyeyim, benim annemle babam hacca gittiği zaman annemin ciddi bel fıtığı vardı. Düşün hani şey Arafat'tan Müzdelife'ye ben gitmediğim için hani bilmiyorum ama hani en azından anlatanların söylediği yaşlı bir insan için çok zor yerler. Yürümesi çok zor yerler ve annem yürümüş yani. Ha şeyde evin içerisinde bir odadan öteki odaya yürüyemeyen birisinden bahsediyoruz yani. Eyvallah. Yani ya yol meselesi zaten işte Stalker'daki temel mesele. Hani mantık uttar çekilirse Stalker gibi çekilir herhalde. Bana öyle geliyor ama ikinci bir Stalker yok. Ya da hani buğdayı da belki bir tür mantık uttar uyarlaması olarak görmek mümkün müdür? Mümkündür hani çok zorlarsak mümkündür. Ama ben şeyi anlamaya çalışıyorum. Ya bu mantık uttarı ele alacağız ama hani daha hikayesine başlamadık yani şeyine falan filan ama yani bir şeyi niye ele alacağımız meselesine kendimize ikna etmemiz önemli bence. Yani şimdi Faust meselesinde Faust pek çok kapı açıyor. Yani Faust işte mistik metafizik uyarlaması da mümkün, politik uyarlaması da mümkün, işte sanatla alakalı bu uyarlaması da mümkün, sanatçının işte şehveti meselesi falan filanla alakalı kısmı da mümkün. İşte taraf tutmak bir anlamda öyle bir şey. Ya da İsvan Zabor'un şeyi, ikisi de İsvan Zabor'un gerçi de, Mephisto'su. İşte ya da öteki tarafta işte bir hukukçunun hikayesi, o uyduruk film, neydi ismi? Şeytanın Avukatı. Ya da işte Sokurov'un Faust'u. Şimdi her birinin yaklaşımı Faust'un farklı bir veçesine karşılık geliyordu. Tabii. Sokurov, yani bunu geçen hafta da söyleyecektim de, ben Sokurov'u izlerken arkadaşın söylediğine de bir bağlantık hocam, insan böyle eylem içinde. Mesela insan niye namaz kılar? Şimdi namaz kılarken de, mesela Sokurov'un Faust'unu izlerken namaz aklıma geldi. Hı-hı. Namaz kılma geldi. Çünkü eylem içinde var. Mesela yol da onun gibi bir şey. İnsan eylem içinde daha çok öğrendiğini. Bu güzel bir şey. Mesela şey sorayım ben. Tam böyle kontrol. Namazla aklıma geldi. Yani Sokurov'un o yürürken bir şey var orada mesela. Hani kendi konuşma bizim namazdaki kıyamımız vesaire hepsi. Çok ilginç bir şekilde. Hani belki namazdan sonra bu filmi ya da önce izlediğim için bana şey geldi. Eyvallah güzel. Yani o kadar sanki namazla o şöyle bir kontra soru sorsam tam bu bağlamda. Mesela şimdi
Hepimiz namaz kılıyoruz. Şimdi namaz sırasında sizler ayetlerin, okuduğunuz ayetlerin anlamını düşünen gillerden misiniz, düşünmeyen gillerden misiniz? Yani şundan dolayı soruyorum bunu. Hani hakikaten ciddi bir mevzudur bu. Yani çok ciddi bir mevzu bu. Yani mesela şimdi seküler camia çoğunlukla şuradan vurur ya. Yani işte namaz kılıyorsun ama anlamadığın şeyleri okuyorsun. Mesele o ayetleri anlamak, anlamamak meselesi mi acaba? Tam öyle. Mesela şey var, hani yol meselesi de öyle. İsmet Özel'in bir sözü var, çok şey yapmıyorsun ama bir insan için... Şey yaparım İsmet Özel'i ben ya. Bir insan için diyor, bütün yollar bilinebilirse o insan kaybolmuş. Mesela biz Fatiha'yı her şeyde söylüyoruz, zaten rekatta söylüyoruz. Dolayısıyla ben şey olarak düşünüyorum, yani... işte Feridun Attı'nın eserinde de şey gibi... Yani aslında... Az önce cümlelerim vardı gitti ama... Ben mi unutturdum ya valla? Yok, ben de bu aralar şey var, çok yoğunluktan dolayı düşünceler uçuşuyor. Bir şey, kelime, şey, cümleye dönüşmesinde sıkıntı yaşıyorum. Yani istersek vadilerden vesaire bahsedeyim. Neticede hepsi tek bir yola gidiyor. Bu fiziksel bir yola algılamalıyız. Ya bu soruyu şundan dolayı sordum ben. Şimdi hakikaten üzerinde çok düşündüğüm bir şeydir benim. Ya şeyde şimdi okuduğumuz ayetler bizi o formda tutmak üzere olan şeyler midir? Yoksa hani bizatihi namazı kılarken anlamını düşünelim diye midir? Ben ikincisinin olduğunu hiç inanmadım şimdiye kadar. Çünkü nasıl? Ya şimdi namazın bir formu var. Tamam mı? Sizin o formda dikkatinizi dağıtmamak için bir şey okuyacaksın arkadaş, tamam mı? O formda dikkat... Ama o okuduğun şeye, okuduğun şeyin anlamı üzerine tefekkür etmen o aşamada gerekmiyor. Sen o formda kal sadece. Niye? O zaman formda derim. Ama yok, formun içerisinde o da dahil. Onu okumak da dahil formun içerisinde ama onun anlamını o sırada tefekkür etmek dahil değil ona. Aradaki farkı şöyle anlatayım bak. Hani yanlış anlaşılmaya müsait şeyler söylüyorum, farkındayım. Yok, senin anladığını biliyorum. Seninle konuşmuştuk bunu çünkü daha önce biz. Şimdi İTM'de konuşmuştuk, hatırlıyorsun. Meteo'da mı? Meteo'da galiba konuşmuştuk. Şundan dolayı diyorum. Şimdi sizin Kur'an-ı Kerim'in anlamı üzerine düşünmek için namaz dışında çok fazla vaktiniz var. İstediğiniz kadar düşün onu. Ama namazın içindeki şey namazın formunu, namazın iskeletini, namazın şeyini ayakta tutmak içindir'e inanıyorum ben. Kıraat dediğin şey zaten hani farz, orada zammı süre olması, zaten olmazsa olmaz olması, o forma dair. İşte ama tam da ondan bahsediyorum. Yani çok bir alt baş giller koyacaksak anlamayla alakalı belki bir şey yaparız. Ama o... Çünkü bak şöyle, oradaki o formun iskeletini... Mesela herhangi bir ayet için bir ayetin üzerine ben mesela yıllarca şunu yaptım hep kendime. Son yıllarda yapmıyorum pek fazla. O da herhalde inancımda bir miktar aşağıya indiğimi gösteriyordur. Allah korusun, Allah affetsin diyeyim. Ama şöyle mesela yıllarca mesela 2000'lerin başından beri hatta daha bile eskiye götürebilirim. Ben her gün evden bir şey için çıkmadan önce bir ayet bir hadis okurdum. Ve bütün gün o ayet ve hadis üzerine tefekkür ederdim ben. Bütün gün. Yani ne? Şeyde ama son 3-5 yılda, 5 yıl değildir ama son 3-4 yıl, 4 ile 5 arasında ne fark varsa, şeyde en azından 3 yıl diyeyim, hadi 3 yılda anlaşalım. Yani 3 yıldır onu pek yapmadığımı fark ettim ben. Düşüncelerimde değişiklik var mı? Yani yo, yok ya. Yok, düşünüyorum ya, çok düşünüyorum aslında. Ama yok ama şey, ama şey böyle hani bir tür ritüeldi benim için o. Hani bir ayet, bir hadis okurdum ve o gün içerisinde hatta bazen de şey dahil ederdim onlara. Bir şeyin, bir büyüğün bir sözünü de okurdum mesela. Öyle gün içerisinde onları düşündüm. Şimdi bunu şundan dolayı hani eylem dediniz ya hocam. Şimdi o eylem meselesi bazen anlamı kendi içerisinde biriktirdiği için anlamla eylemi birbirinden ayırabileceğiniz ve işte bunun anlamı eşittir budur meselesini diyebileceğiniz bir noktayı aşan bir şeye dönüşüyor. Tam olarak onu bahsediyorum. Form öyle bir şey zaten. Ya şimdi, bu sizin bir parçanız olsun. Mesela ben buraya metodist ediyorum. Beylikdüzü'nden buraya kadar. Çok şey değişmiyor. Dolayısıyla insanın bu içselleştirdiği bir şey. Yani orada da
aslında duruşunuzda yaptığınız bir takım şeylerle zaten onun içindesiniz. Yani o eylemin içinde namaz gibi bir şey, tırnak içinde. Yani gibi diyorum, yanlış bir şey olmasın. Zaten namaz, insan niye namaz kılar? Ya şu çok klişe bir şeydir işte, kalp temizliği falan. Ya bunlar öyle düşünür. Yani insanın kalbinin temizliği kıymetlidir falan filan düşünür tırnak içinde. Ama artık böyle düşünmüyor. Tam tersi ya, o formun içinde kalmak. Eyvallah. Çünkü onu çok fazla entelektüel olarak da entelektüze etmenize de tırnak içinde engelleyen bir şey. Çok güzel. O formun o kadar kıymetli olduğunu anlıyorsunuz ki ondan uzaklaştığınız zaman aslında... Bu da mesela sadece taklit yapalım anlamında bir şey söylemiyorsunuz. Tabii ki. Hali hazırda formun kendisi... Ama namaz, namaz en nihayetinde... hani fütuhatta geçen o kısım gibi en nihayetinde peygamberi taklit etmektir namaz. Yok, o taklitte bir kilitlenme ve tamamen bir farkındalık dışı bir şey de ittiriliyor. Aslına bakarsanız orada bir farkındasınız. Mesela Hazreti Ömer diyor ki senin Karataş'a, Hacer-i Esvet'e seni diyor peygamberin hac ederken, umre yaparken dokunduğunu görmesen, yani bunun bu hacın veya bunun mühendisliğinden bir tanesi olduğunu bilmesen, yani kafam neden yapıyoruz bu şeyi, yani soru duracak. Ben şu anda Hazreti Peygamber'in bunu yaptığı için, Allah'ın emri olduğu için bunu yapıyorum, tamam, diyor. Ama düşünmeden de demiyorum yani gerçekten. Ya şimdi şeye çıktığında, şimdi o formun, o formun, o ritüelin her neyse o, onun dışına çıktığında düşünmekte serbestsin zaten. Ama o formun kendi içerisinde, formun iskeletini, geleceğim Merve bu arasına, formun kendi iskeletini ayakta tutması için en azından benim inandığım şey o. Hani ben kendi yaptığım şey de o aslında. Yani formun kendi iskeletini ayakta tutması için eylemle şeyin, anlamın, hani ya birazcık anlam meselesi de bana epey bir modern sapkınlık gibi geliyor. Yani her şeyin anlamını bileyim, bilme anlamını ya. Buraya giderseniz hani... şeye görüyorsunuz, Zafer Dergisi vardı böyle, ispat gibi. Yani orada kalırsanız oraya varıyorsunuz. Yani işte bak böyle var işte, ağacın şeyinde yok Allah ismini şey yapıyormuş ya da gölgelerde. Ya sizin sıraya işte Zafer Dergisi var. Onun yani yürüyüşü, yani engellenen bir şey diye düşünüyorum. Ama işte o daha... Endonezya'da da Fatiha'yı okuduğunuz zaman arkasında Bizans'ın zulü okuduğunda bu adam namaz kılıyor diyor. Hayır değil. Bakın o da bizatihi formun içinde zaten. Evet. Bak formun içinde, formun ritminin içinde zaten. Evet. Şimdi formun da bir ritmi var, tamam mı? Formun ritminin içinde. Benim kastettiğim şey o değil. Mesela şöyle bir şey olur. Ya hani namazınızı kılıyorsunuz. Mesela ben kendime çok fark etmişimdir onu. Şimdi namazınızı kılarken birden işte diyelim ki hani anlamını da iyi bildiğim üzerine, tefekkür ettiğim bir ayetin üzerine takıldığım zaman namazımın yavaş yavaş ritminin bozulduğunu fark ediyorum ben. Dışarı atıyor namaz beni. Anlatabiliyor muyum ne demek istedim? Yani şimdi hani bende olan şey bu. Bu şu demek değil ama. Hani çünkü seküler camia, hani böyle la dini diyeyim hadi, yani seküler camia için. La dini camia bütün Hristiyan, şey bütün dini ritüellerin, Hristiyan, İslam, Budist hiç fark etmez. Dini ritüellerin hepsine o ritüellerin anlamı üzerinden bakarlar. Hani ve onun anlamını çoğunlukla da bulamazlar ya da ikna olmazlar o anlamlarını ve hani ya neden anlamadığınız şeyi bu kadar yapıyorsunuz derler. Bugün Haç'taki hiçbir ritüel bence bir anlam taşımak üzere değildir. Değildir yani. Şimdi niye hani bir yerde gidip koşup geliyorsunuz, niye yapıyorsunuz bunu arkadaş? Hani onun bir form, haccın bizatihi kendi formun içerisinde bir form ve o yüzden de o iskeleti, yapıyı tutan form olduğu meselesine inanırsın ya da inanmazsın. Öteki türlü onun anlamı, ya onu niye şeytan taşlıyorsun? Ne için yapıyorsun? İnsan onu sormaya başladığı andan itibaren bence bizatihi ritüel kendisini dışarı atar o insanı. Öyle düşünüyorum yani. Anlamını kavradığın dediği andan itibaren o eylemi yapmaya da ihtiyacım yok demeye geliyor. Tam kastettiğim o. Tam kastettiğim o. Yani aslında bir şeyi anlamak, hani birisi kullanmıştı o cümleyi. Bir şeyi anlama çabası ve her şeyi anlama çabası bayağı sapkınlık gibi geliyor bana. Ya insanoğlu her şeyi anlayamaz. Böyle bir şey yok yani. Hocam özür dilerim. Estağfurullah. Bir öğrencim vardı Boğaziçi'nden. Üst düzeyde gitti ve Hindistan'da bir yolculuğa görüşürüm böyle arada.
Sonra konuşuyor böyle yaptığı şeyler. Biraz da tabii ailesi diye diyeyim, kendisi o kadar değil. Geldik. Dedi ki namaz gibi vesaire. Hayır namaz gibi değil dedi. Namaz kıldığınız zaman işte o Müslümanlık o sorumluluk da getiren bir şey. Anlatabiliyor muyum? Yani biçimselliğin dışında da bir şey de içerebiliyor. O yüzden büyük bir şey olduğunu düşünüyorum. İşte form öyle bir şey zaten ya. Form içeriğini, namaz bu arada Merve el kaldırı ya. Merve'ye döneyim ben. Aynı kanattayım. Şeyler çok önemli. Hayır, önemsiz demedim ki. Ama tekrar meselesi ritüelin temel şeyidir. Biz aşkın üstü bu konuşurken muvazenenin aslında bir tekrar olduğunu ve muvazenenin bir tür duygusal özdeşleşme ya da size bir tür şey duygusal karşılık verme amacı olmayan ama o tekrar üzerinden bir tür maneviyat üreten bir şey olduğunu söylemiştik yani. Muvazenenin taklit ettiği şey dini ritüellerdir aslında. Onları taklit ediyor muvazene sanatta. Dini ritüeller sizin o tekraren yaptığınız şey, işte günde 5 vakit kılıyorsunuz tamam mı? Tekraren yaptığınız şey o ve çok da hani anlamına bakmadan yaptığınız şey aslında. Hani o sırada anlamına bakma ihtiyacını duymuyorsunuz, sonra da okursunuz. Ama o sırada onun üzerine tefekkür etme ihtiyacı duymuyorsunuz aslında. Namazın formunun içerisinde o var. Ya da orucun şeyi yani ben bu orucu niye kılıyorum arkadaşlar? Ya işte Ramazan sırasında forma giriyorum. İşte 2 kilo veriyorum, 3 kilo veriyorum. Onun için değil. Hani o formun bir iskeleti var. O iskeletin bizatihi o iskeletin taşıdığı bir anlamı var. Ama o anlama sen şey olmak zorunda değilsin. Şey olarak hani mantık olarak ikna olmak zorunda değilsin yani o anlamı. Bana burada bu şey teşbihli tenzih dengesi gibi geldi. Çok da biçime de çok şey yapmamak. İşte o biçimin diyorum anlamı taşıdığı bir yer var. Tamam, muhakkak öyle ama bir taraftan da çok biçimciliğe de gitmeye de gerek yok. Yani şöyle o zaman, hani mesela örneğimi şöyle açayım ben. Şimdi niye kimse şunu demiyor ya da diyenlere ne diyelim biz? Ya işte benim kalbim temiz, biçimciliğe de çok şeyim yok. Bundan sonra namazı amuda kalkarak kılacağım arkadaş. Okunacakları da okuyacağım. Okunacakları da okuyacağım. Hani ona bizim söyleyeceğim. Ona bakarsanız Kur'an-ı Kerim'e geçen ayetlerin üzerinde namaz kılmak diye bir durum söz konusu değil. O duadır falan kıvamında da gelen var ya. Nasıl? Birazcık açalım. Yani, namaz diye bir şey yok. Oradaki kastedilen dua formatında bir durum. Diyenler var canım. Kapı açan da var. Yani oradaki o şey kalkıyor o zaman. İşte bu hesap kabul edenlerin peygambere düştüğü şartının üzerinden mi? Eyvallah. Ama hani ne demek istediğim bu eylem meselesinden o aklıma geldiğini söyledim. Ne demek istediğimi anlatabilmişimdir herhalde. Yani şöyle söyleyeyim. Kadim sanatlarla ya da vahye dayalı sanatlarla ya da geleneksel sanat diyor Tresen Ekol bunlara. Geleneksel sanatlarla uğraşan herkes için form aslında bizatihi kendi anlamını bünyesinde taşıyan şeyin ismidir. O yüzden form önemlidir, içerik değil. Çünkü form o zaten o içeriği barındırır kendi içerisinde. Siz ne yaparsanız yapın. İsterseniz futbol maçı anlatın içeride. Yani becerebiliyorsanız ama. Yani o yüzden hani mesela şöyle bir şey yoktur Tresörün ekolünün anlayışında. Hani mesela Kur'an-ı Kerim yazıları geleneksel sanattır ama çömlek geleneksel sanat değildir onlarda. Geleneksel üsluba göre yapılmış olan bir hat geleneksel sanattır. Ya da o üsluba göre yapılmamış olan bir hat geleneksel sanat değildir. Ama o üsluba göre yapılmış olan çömlek geleneksel sanattır derler. Ya da işte bir üsluba göre yapılmış olan Bresson filmi geleneksel sanattır ama Mecidi'nin Hazreti Peygamber filmi geleneksel sanat değildir. Hani atabiliyor muyum ne demek istedim? Yani o form meselesi çok hayati önemli. Yani burada zaten konuştuğumuz şey başından itibaren biz bir form arayışındayız. Yani o formu... Bizde o yüzden Viktor Frankl gibi insanın anlam arayışı diye bir kitapta yazmıyoruz biz yani. Şimdi onun gibi değil mi? Yani çok anlam arayışından herkes burada. Yani hayatın sorgulamaya da karşılaştığımız şeyler değil. Anlam arayışındayız biz. Yoksa
var olan anlamı anlamaya mı çalışıyoruz? Bu çok farklı bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani o yüzden hani bu eseri bir sinema formunda alacaksak benim kendi açım, ben öyle baksam bunu bir anlam arayışı, bu yolu bir i̇şte anlam bize, arayışı bize ne verir aslında? Bu, görmen bu zaten eser... var olan anlamı gidecek bir yol, bir şey olabilir mi diye ben mesela böyle bir şey çıkarım. Çünkü anlam şey var zaten diye. Anlam arayışı sanatçının kendi derdiyle alakalı. Ama mesela hani hattan bahsettiği hocam. Hat sanatıyla uğraşan bir anlam arayışı içinde değil, içinde. Ama formla, o formla da sağlık kalmak zorunda. Valla Müslüman'ın ben kendi adıma düşünüyorum, bir anlam arayışında olduğunu düşünmüyorum. Olmalı çünkü mı? Ben kendi düşüneceğim, belki yaşımla yani. Ilgili bir şey. O imanla ilgili bir şey. Mesela şunu kimseye izah edemezsin. Şeytan taşlama işte. Boşluğa taş atıyorsunuz, tamam mı? Çıkarın o inancı, o şeyi. Yani deli derler o anlamda. Ben öyle düşünüyorum. Dolayısıyla baktığımız eserlere, yani işte Sokurov'da namazı çıkarıyorsun. Yani bunu başka bir seküler birine sorsa bu adam ne diyor der. Ya da Stalker'la ilgili yorumlar ya da başka birçok yorumu. Çünkü sizin bakış açınız öyle bir şey ki zaten baktığınız şeyleri o şekilde görüyorsun. Yani zaten bir anlam var. Anlama oturtuyor lafı değil. Biraz çok onu ifade edemeyeceğim ama yani biz bir film yaparken ya da bir şeye bakarken bir arayış içinde olduğumuz ben şahsen düşünmüyorum. O anlamı nasıl ifade edeceğimiz bir form, zaten o formda olduğunu düşünüyorum ben açıkçası. Sadece onu nasıl söylesem... O kadar da net değil sanki. Efendim? O kadar da net değil sanki. Yani zaten biraz patinaj yapmaya başladım. Ama şey, ya şöyle diyelim. Bir şemsiye anlamımız var ama hani o alttaki o şemsiye anlamı tamamlayacak olan şeylerin de peşindeyiz aslında. Yani, o yani. Ha, yani bir hakikate inanıyoruz biz. Allah'tır tek hakikat. Ona inanıyoruz. En azından bir çerçeve çizmek değil de o tarafa da fazla gitme. Yani sınır demek istemiyorum. Hı-hı. Çünkü sanatın sınırı belki olmayacak ama. Sınır demek sorumluluk demek. Mesela minyatür için ama şeydir, geleneksel sanat bayağı sınırlı olan bir şeydir ya. Hani sınır koyar size. Sınır koyar yani. Sınır derken, şimdi mesela minyatürde, sana diyor ki işte gerçekçi yüz veya işte bedenleri, gerçekçi çizme diyor. Bir sınır mı demek yoksa, yani şeriat haricinde bir şey var mı İslam sanatlarında? Yani şeriat ailesinin dışına çıkan bir şeyden bahsedebilir miyiz? Yani? İslam sanatlarında biz. O şeriat bağlar yani İslam sanatı da bağlar. Sanat da değil, direkt bağlar yani. Ondan dolayı öyledir zaten. Bağlar. Yani şeriatın dışında bağlamaz mı? Hani en azından örneğini bulmamız lazım. Ha mesela İslam sanatı diye adlandırdığımız bir şeyin içerisinde hayır, İslam sanatı değil onlar. Onlar başka. Şeyi önerebilirim ben. Bu Vatikan'daki şapelin yapılışını bir Marisol History'de İngilizler yapmış. O resimlerle ilgili söylediği bir şey var. Yani onların yapılma sürecindeki o müdahaleler, o dine uydurma çok... Ya şöyle diyeyim bak, şimdi onunla alakalı bu şeyin Konçalovski'nin yaptığı Sin filmini ben hala bulamadım. Yani festivalde izlemiştim, hala piyasada yok. Çok aradım ama. Hani izlemenizi çok istiyorum hakikaten. Çok kıymetli bir film çünkü. Sin, günah. Günah ama yok piyasada şu an. Ya Konçalovski'nin ondan sonra yapılmış olan iki tane filmi geldi piyasaya. O yok yani. O duvarın şey yapıyordu, eminim. Evet evet, ya şeyin afişinde o var. Bir taş var afişinde, kocaman bir devasa bir mermer var. O film ama çok çok özel bir film. Tam da konuştuğumuz mevzuyla alakalı. Şimdi bu form meselesini şundan dolayı önemsiyorum ben arkadaşlar. En nihayetinde sanatla alakalı konuşuyoruz biz burada. Ya tamam, bir sürü şey işte felsefeden ilahiyata falan bir sürü şey işin içerisine girip gidiyor ama sanatla, sinemayla alakalı konuşuyoruz ve onun içerisinde bir form arayışımız var. Hani arayış meselesini burada doğru kullanırsak form arayışımız var. Yani o formu... Bu haftalık programın sonunda 2-3
3-4 diye maddeler olan bir şey çıkartacağız. Ya amacımız o ama o programın amacına uygun bir amaç değil. Onun da farkındayım ben yani. O da ayrı bir mevzu ama amacımız öyle bir şey aslında. Yazıp yayınlamasak da. Son iki hafta öyle bir şeyim, o yüzden zaten şeyleri almayacağım içeri dedim ya. Son iki hafta öyle bir şey yapalım niyetindeyim ya. Hani arkadaşlar biz şu ana kadar konuştuk ama çıkan ilkelerimiz neler bizim? Yani işte Aristo'nun yaptığı gibi şöyle oyunculuğumuz şöyle olacak, işte görüntü yönetimimiz şöyle olacak, işte ne diyelim ona, anlatı yapımız şöyle kurulacak. Olay örgümüz, anti olay örgümüz şöyle kurulacak falan filan diye. Öyle bir şey yapalım istiyorum ben. Ama tabii hani programın kendi amacına aykırı bir şey olduğunu da farkındayım onun. Ama olsun. Yani yapmayı deneriz ya. Sonra da o kurallar hiç kullanılmadan dediğiniz gibi olan bir şey çekelim. Sen çekersin abi. Tamam. Ya seni şey yaptık, kurban ettik o kadar. Şimdi tekrar Mantıklı Tayr'e gelelim. Şimdi Mantıklı Tayr hani yapı icabı mesela hangi filme benziyor diye sorsam size, hani Mantıklı Tayr'ın detaylarına girmeden önce. Ya ben girerken fark ettim. Ya dedim hani bu film Babaziz'e benzemiyor mu? Ben izledim bir daha siz öğrendikten sonra. Babaziz mi? Tekrar Stalker'da. Babaziz'i yine sevmedim. Ben de sevmiyorum. Ben de sevmiyorum. Ya, bilmiyorum ne bağlıyor beni yani filmlere. Hani çok repertuarı da biliyorsunuz ama var artık canım. Yani biraz var artık. Var artık. Biraz var. Bir şey benim filmde tutuyor, o şeyi henüz çözemedim. Ama o şey hiç şeyde bulamadım. galiba bu şuna cevap veriyor bana kalırsa. Şimdi Mantıklı Tayr'daki türden işte hikayeleri üst üste yığıp oradan film yapmak mümkün değil. Film öyle çalışmıyor. En azından onu anlıyoruz yani. Hani bir sürü hikaye var Babaziz'in içerisinde, bir sürü yan hikaye, bir sürü hikmet var. O hikmeti derinleştiren aynı, o yüzden Mantıklı Tayr'a benziyor mu acaba dedim. Ama hani film sanatı öyle çalışmıyor. Ya benzetmeye çalışsak Babaziz benziyor. Hı-hı. Hani eğer bir benziyor. Evet, evet benziyor hani benziyor. Şey anlamda benziyor. Hani bu hikayelerin çokluğu, işte üst üste binmesi, bir çerçeve hikayenin olması falan filan anlamında benziyor. Benziyor. Ama film olmuş mu? Şüpheliyim. Beni de tutmuyor. Bir şey nasıl açıklayacağımı bilmiyorum ama. Ama yine de yönetmenin yolculuk konusunda bir tutarlılığı var yani. Diğer filmlerinde de var yani. Ya diğer filmleri daha iyi onun. Yani mesela Güvercin Gerdanlığı fena sayılmaz. Çöl Gezginleri'ni çok severim ben. Çöl Gezginleri daha sade bir filmdir. Yani şey gibi değil. Şey çok süslü. Babaziz çok süslü bir film. Yani çok fazla detay, çok fazla hikaye, çok fazla şey var. Gibi yani şeydi ya da ne diyeyim, bu hem Mantıklı Tayr'da hem Hüsnü Aşık'ta hem de bizim tasavvufi hikaye geleneğimizde olan şeyin birebir sinemasal aktarımının mümkün olmadığını ispatlıyor belki de. Yani hani sinemaya aktarıldığında o kalabalık işi, işte yani Hüsnü Aşık'ta öyle, Mantıklı Tayr'da öyle, sinemaya aktarıldığında o kalabalık işi galiba çalışmıyor. En azından gördüğümüz filmlerde çalışmadı şimdiye kadar. Mimozas güzel. Yani ben beğenmiştim. Aynı şekilde bir yolculuk. Var ama hani çok şey değil. Yani çok böyle ne diyelim ona, çok kalabalık bir şey değil o. Bir hikaye kalabalığı yok orada yani. En azından bir kuşun yani bir hikayesi gibi. Eyvallah. Bakalım Mimozas'ı yak şey yaptığını bilmiyorum. İzlemeyen kalmış mıdır bilmiyorum da. Oliver Lux'ın filmi. Hatta sonraki filmi bu şey, Yangın Geliyor filmi vardı. O çok iyi bir film. Mimozas da iyi bir film ama. Mimozas da olabilir belki. Hani bir şey anlamda, hani Mantıklı Tayr'la ilişki. Şimdi o zaman tekrar soralım. Neresinden başlayacağız Mantıklı Tayr'ı sinemaya geçerken? Hani tek tek oradaki kişileri mi alacağız? Çünkü profiller var orada. Benim not ettiğim profiller var. Bir bakayım burada görecek miyim? Herkes de bıraktığı izler başka olabilir. Tabii. Kendinden bir şekilde sadeleşip bir yerden bir yola çıkması lazım. Mesela Mantıklı Tayr'ın, o zaman şöyle sorayım. En önemli şeyi ne? Simuk'la yüzleştikleri zaman karşılaştıkları şey mi acaba? Orası bayağı önemli. Nasıl? Orası çok önemli. Çok önemli. Herkesin Simuk'u kabul etmesi kısmı da çok önemli. Zaten
Baktın hocam şey... Biraz açsan orasını Ceyda. Hocam şimdi şöyle ki, mesela başta herkes sımır vardır. Bu mesela hüküt onları ikna etmiyor. Etmiyor tabii. Daha sonrasında aslında sımır gerçekten de gidilecek bir şeydir. Bu konuda herkes hem fikir bir yerden başlıyorlar. Daha sonra işte ama ben şundan gidemem, ben bundan gidemem gibi devam ediyorlar. Yani en başında aslında sımırın herkesin aşina olduğu bir şey olması... Öyle. Çok önemli bir şey söylüyorsun şu anda. Hani birazcık şey gibi bu. Fütühatta İbn-i Arabi Hazretleri başlarken direkt işte Allah vardır. Allah'ın varlığından başlıyor meselesine. Bu da öyle bir şey. Yani başladığımız yer Allah. Bu anlamda sizin söylediğiniz de güzel. Allah'ı arama mevzu değil. Biz Allah'ı aramıyoruz yani. Allah var. Onu biliyoruz. Ona inanıyoruz. Ona iknayız. Yani esas meselemiz o. Burada İkbal'den ufak bir parantezi rol çalayım. Hani kahramanın yolculuğuyla olan fark da biraz böyle bir şey olabilir. Güzel, güzel. Ya kahramanın yolculuğunun, diyelim ki onun bir mistik, metafizik bir şey olduğunu farz edelim. Orada sonunda aradığı şey hani bir Allah, bir Allah. Yani bir Tanrı ya da öyle diyeyim aradığı şey gibi. Burada ise onun tercüme edilmiş hali var. Biz hani başlangıcımız itibariyle zaten inandığımız bir şey yolculuğuyla başlıyoruz yani. Aslında o Çin semasında mesela herkes gördüğü falan, yani herkesin gerçekten bildiği şey, hatta o yüzden tartışmaların çıktığı, yani onun güzelliğiyle ilgili tartışmaların çıktığı bir evet, ay. Evet, o kısmı okuyayım mesela. İkinci makale diye başlıyor. Yani Simurg'un kanadından bir tüy düştü, bütün şehirler birbirine değdi. Bütün bu eserler onun parlaklığından meydana geldi. Bütün bu ışıklar kanadının bir tek tüyündeki nakıştan zuhur etti. Şeyi de sorayım bu arada, anti parantez sorayım. Ya şey, bu şey kalpte de var, bizim bu tür hikayeler anlatan tasavvuf ehlinde de var. Bu kadınları, erkekleri şey yaparken, överken böyle çok haddi aşmıyorlar mı ya? Çok artık bu mantık kütlerinde bazı yerlerde beni baydı yani. Feridun Attar Hazretleri kusuruma bakmasın. Çok hani, ama. Hakikaten ama şey, o kadar böyle bir övgüler mövgüler şey falan var ki yani bazı yerde ama tamam hani çok da övmeyelim moduna geldim yani. Hocam benim şimdi zaten burayı okuduktan sonra benim biraz kafamda şeyler canlandı. İlk başta övgülerin olduğu kısımda ya peygamberler işte şey Hazreti Ebu Bekir'den bahsederken onun da işte Çin'de bir etkisinin olduğundan bahsediyor. İşte peygamberin arkadaşı bile Çin'de neler yaptığından ilgili bir şey söylüyor. Şöyle orasını bulayım ben. Yani hocam ben Yasin dediğine biraz da şeye de bakmak lazım. Çevirine kadar iyi çevirir. Bazı yerler yanlış eksikler. Ya şey ben bu sefer notlarımı Gölperan'ın çevirisinden aldım. Şimdi birkaç tane çeviri var bende. En son şeyinkini Mehmet Kanar'a henüz okuyamadım onu ama ayrıntı Mehmet Kanar'ın şeyini bastı ya çevirisini. Bazı böyle müdahaleler var ki. Var var bazı yerlerde oluyor. Osmanlıca'dan çeviriliyor. Ya şey de Kapı Yayınları da Türkçe'ye çevirmiş olan Gülşehri'ninkini bastı. Ama mesela bu şeyin sonuçunda Gölpınar'da bahsediyor ondan. Hani Gülşehri'nin Mantık Uttayrı'yla Feridun Attar'ın Mantık Uttayrı birbirine pek benzemiyor diyor yani. Yani o anlamda hani ayrı Mantık Uttaylar diyor. Kapı'nınkini mi okudun? Kapı'nınki Gülşehri'ninki daha çok. Gülşehri kendisi de söylüyor zaten bu Feridun Attar Hazretleri'nin Mantık Uttayrı değil, benim Mantık Uttayrım diyor. Şeyde Kapı'nınki Gülşehri'ninki. Allah Simurg. Hayır ya falan diye öyle yükseldik de. Belki diyorlar abi. Peygamberimizi yazıyorlar. Yok, ben alıyorum. Hani cidden bu olduğunu düşünüyorum. Yani Simurg Peygamber Efendimiz. Simurg Miraç'a kadar çıkmış olması şey Peygamber Efendimiz. Şimdi şöyle bir şey var. Peygamber Efendimiz Miraç'a nübüvvetiyle değil velayetiyle çıkmıştır. Bu velayetiyle çıkmış olması o yolu insanlara hürmetini açmış olması olduğunu gösteriyor. Şimdi insan dediğimiz varlık eğer oraya çıkmaya layık bir varlıksa şey peki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam olsaydı Simurg sonda
Öyle 30 kışkı bir niye gösterdi şey Feridun Hatun'u? Fark etmez. Oraya çıktıktan sonra o bir mertebe hocam. Yani kavu kavseyi. O bir mertebe. Ya şöyle, şimdi tasavvufta o hakikati Muhammediye olarak görüyorsam o mertebeyi, o ayrı. Evet, ama Simurg bana öyle gibi gelmiyor ya. Var mı hani Simurg'u Peygamber Efendimiz gibi hisseden okurken? Ben, direkt yani bana... Direkt buna emin olarak okuyorum. Burada yani bir tüyünün içinde işte şunu yaptı falan... Ha, o ayrı ama hani bütün alemin hakikati Muhammediye'nin nuruyla yaratıldığı meselesi ayrı ama en nihayetinde şey yani Allah'ın da yarattığı bir şey hakikati Muhammediye. Nasıl? İşte Aziz Süleyman'ın. Değil. Nasıl? Peygamber Efendimiz rolünde diye sorun değil mi? Çünkü... Peygamber rolünde. Yok yani. Peygamber... Orada daha çok bir tür şey gibi ya. Hani yol gösteren veliler vardır ya. Bir tür öyle bir şey. Yani, bir tür öyle bir şey. Peygamberden bahsediyor. Yani. İşte Süleyman Peygamber'in yakınındaydım diyor. Bana güvenirdi diyor. Şey yani bir şey. Evet. Simurg meselesi şeyin ana şeylerinden biri. Ana mesela filmle alakalı da ana menzillerden bir tanesi ama madem biz Simurg'a inanıyoruz, sondaki gittiğimiz Simurg neyin nesi olacak? Hocam. Ben soru soracaktım. Ya o işte bu benim söylediğim gibi olunca her şey benim kafamda yerli yerine oturuyor çünkü bir yere ulaşmaya çalışıyorum. Eğer Simurg Allah'ı temsil ediyorsa ona ulaşmak için bir vadileri geçmek neden gerekiyor? Şimdi aslında kuşlar sonunda Simurg olduklarına göre ya Allah'a ulaşmak için vadiler geçmek gerekmiyorsa peygambere ulaşmak için niye gerekiyor? Peygambere ulaşmak değil burada. Kişinin kendi mükemmeliyetine ulaşmak. İşte aynı şey. Yani o işin zirvesinde kim var? Peygamber Efendimiz. Çıkılabilecek en yüksek makam. İşte benzeme anlamında. Tabii tabii. Yani burada... Ama Simurg'a benzeme... Ha tamam doğru yani, şimdi ben kendimle çalışacağım da. Yani hani... orada bir makam var. Simurg aslında bir kişi değil. Bir makamın ismi bence. Oraya çıkabilen en... Yani... Eyvallah yani bir şey değil mi? Ama şey çok görmedim böyle yorum yapan Simurg hakkında. Hemen hemen hiç kimseyi görmedim. Ha bu yoya eyvallah tabii bu seni bağlamaz. Hani o anlamda senin özgün oluşunu bağlar. Kendisine tutar var. Tabii var hani, ya ben biraz daha dinlersem Yasin'i ikna olacağım durmaya. Yani şeyde biraz daha dinlersem ikna olacağım yani şeyde. Ama ben hep şey yani şimdi Mantık Kutayır'ı değişik çevirilerden birkaç defa okudum ben. Hatta işte Mantık Kutayır üzerine Mantık Kutayır'la Stalker'ı karşılaştıran böyle bir salak bir yazım da var benim yani şeyde sinemanın hakikatinde. Yani o yazıyı getirmeye utandım buraya yani onu söyleyeyim. Hatta Hazretleri fena çarpıyor yani. Ya şeyde ben o zaman hangi çevirden okumuştum unuttum yani şeyde. Ama hani böyle bayağı inanarak falan yazmıştım ben o yazıyı o zaman. Ama yani sizden sonra ben de inanmaya başladım. Ya şu hani ben bu sefer o gözle izledim. Yani şartlanmış izlediğim için belki. Stalker mı? Hı-hı. Yok Stalker şey anlamda benziyor ama. Benziyor. Ah şekilsel anlamda benziyor yani şey. Ruh anlamında da benziyor aslında. Mesela sondaki o odaya geldiğimiz zaman odada karşılaştığımız şey o kuşların karşılaştığı şeyle epey benzer bir şey aslında. Epey benzer bir şey aslında yani o anlamda. İşte şey Tarkovski onu o şekliyle yapmış yani tabii Tarkovski Mantık Hutayır'ı çekmiş değil ama muhtemelen ortak bir hikmetin birbirlerinden haberleri olmayan karşılıkları gibi bunlar ben öyle yorumlamıştım. Şimdi Mantık Hutayır'da bu Simurg meselesi şimdi birinci şeyimiz ama şimdi Ceyda'nın söylediği şey bu anlamda önemli ya biz şeyimize başlangıç itibariyle zaten inandığımız bir şeyle başlıyorsak gideceğimiz yol farklı olacak. O inandığımız şeyi arıyorsak gideceğimiz yol farklı olacak. Hocam bence... Hanginiz başlarsanız başlayın ha. Aynı anda kalktı çünkü elleriniz. Anlarım da o. Ben bir şey Ceyda'ya katkı bulunacaktım da yine
sizin de bahsettiğiniz gibi hani buradaki o çokluk, oradaki işte karakterlerin çokluğuyla ne yapmalı diye belki tek bir kişi denen anlatılabilirse de ben oradaki kalabalığı aslında çok sevdim. Ama mesela şey mi var? Hani mantık kurtarda şu var mı? Ben mesela ondan şüpheliyim birazcık. Tek bir kişinin ya da tek bir kuşun neyse o seyir sürükte nasıl yol aldı ve nasıl değiştiği üzerine bize verdiği emare var mı Mantık Uttaylı? Hiç bilmiyoruz. Bir de bir şey söyleyeyim. En başta bahsedeceğim 10 veya 12 tane kuş var ya. Bunlar beraber yol yapacak kişiler değil yani. Bunlar birbirleriyle anlaşamaz. Ya onların her birinde farklı bir şey var aslında. Ne diyelim farklı bir insan özelliği ya da gafleti mi diyelim, şehveti mi diyelim bir şey var orada. Tabii tabii. Şimdi o seçimlere geleceğim ben zaten ya. Bu hani şeyin başındaki bu işte şey münacatlar, natlar falan onlarla alakalı birkaç yer not etmiştim ama onları konuya dahil etmeyeyim isterseniz şimdilik. Hocam, mesela bir iki dikkatimi çeken yer vardı hani onları bir göstereyim diyordum ama. Bir şey söyleyebilirim. Tabii tabii. Bu film yapılacaksa, bu çerçeve içerisinde olacaksa bence bir başlangıcı veya bir son olması gerekmiyor. Yani bir yerden başlayıp en sonunda... Ya şöyle zaten, şimdi biz başından itibaren film formuyla alakalı konuşurken galiba üzerinde en fazla uyuştuğumuz şey bizim filmlerimiz kapalı yapı değiller. Ama en fazla buna uyuştuk galiba. İçinde olmasınlar. Hı-hı. Yani en azından bu vadilerden birinde veya işin başında. Atıyorum işte bilgi vadisi içerisindeki adamı karşılaştırıyor. Belki mesela bir filmin şeyi de o olabilir. Hani vadilerden birini tahayyül etmektir. Oradan çıktı çıkmadı meselesine takılmadan fazla. Şu mecburiyet olmalı bence. Burada bir yerde olmalı. Yani bu çerçevenin içinde olmalı. Yani ister başlasın sonuna kadar gitsin, ister kısmı alsın, ister iki farklı kısmı gitmiş alakalı. Mesela o zaman o vadileri tahayyül etmeye de başlamamız lazım bizim. Mesela istek vadisi anladık hani birinci vadi istek vadisi işte isteklerinizden yavaş en azından dünyevi isteklerinizden yavaş yavaş yapın ötekisini isteyin daha çok gibi bir vadi ama onu şeye tahayyül etmeye çalıştığımızda bir sinemasal forma bir maddi dünyaya tercüme etmeye çalıştığımızda nasıl bir şey orası acaba? Benim vadisi değil ya ben Kieślowski'nin dekologlarında o bir şey geldi mesela. Bence çok güzel oturdu. Evet mesela harika bir şey Yasin Delçal. Mesela bence o başlı başına onu anlatan bir şey. Hangisi mesela Kieślowski'nin? O Dekologu birincisi. Mesela bence çok oturan bir şey. Ne için? Çok bilim var. Bilgi vadisinde mesela olan bir şey yani siz şöyle söyleyeyim Serpil Hanım da az önce söyledi ya aslında hani bir Müslüman olmak diyorum birçok şey yaşıyoruz birçok şeyle karşılaşıyoruz aslında bir tavır bir duruş olduğunu düşünüyorum yani siz ister bir bilim içinde bu tavrı gösterebilirsiniz ister mesela şöyle ben o vadilerin açıklamalarını sinema, siz konuşun biliyorum hocam yani o onunla ilgili. Dolayısıyla o sizin o inancınız aslında her yeri şey yapan bir şey. Siz söyleyin. Size çok yol gösteren bir şey. Sizi çok kirleten bir şey değil yani. Öyle düşünüyorum ben. Bilmiyorum anlatabildim mi? Ama bilim şey olabiliyor. Yani hepsini işte. Yani, o aynı bir şey yani. Yani çünkü adam o filmde bilgiye çok güveniyor. İman ediyor. Ya o kadar güveniyor yani, ki çocuğu gönderiyor yani. Evet. Çocuğu görüyor adam. Olmadığı imkansız diyor. Ama mesela orada çocuğun halasına mesela orada Allah Tanrı'yı sorgulamasın da mesela orada şey de yok. Biliyorsun hani göğsüne yaslıyor bu merdivende. Mesela o... Şimdi şurada istek vadisine bir bakalım arkadaşlar. Şey pardon biz şeyi konuşuyorduk değil mi? Marifet. Bilgi. Yani, kimisi marifet diye çeviriyor, kimisi bilgi diye çeviriyor. Marifet vadisi. Şimdi bu marifet vadisi diye bizatihi Mantık Uttar'da Attar Hazretleri'nin tanımladığı şey konuştuğumuz şeye ne kadar benziyor acaba? Şeyinkine bakıyorsan sayfasını söyleyeyim. Aynısına bakıyorum. 273. Şimdi ondan sonra gözüne başı sonu olmayan marifet vadisi göreyim. Hiç kimse yoktur ki yolun uzunluğu yüzünden gönlü karışmasın, acayip bir hale düşmesin. O vadinin hiçbir yolu öbürüne benzemez. Ten yolcusu başkadır, can yolcusu başka.
Yine de canlı. Şimdi burada benim anladığım kadarıyla her bir bilgi mertebesine bir karşılık veren, bir yol çıkaran bir şey var bu marifet varisinde. Hocam bir şey söyleyeyim. Genel anlamda bu her bir muhabbetten bahsederken bir açıklama yapıyor ya. Bu açıklama sanki mevcut tam açıklamıyor gibi. Açıklamıyor. Zaten o yüzden dedim ya, hani nasıl bir şey tahayyül ediyoruz biz? Şimdi ben kendimce bu sinemanın hakikatinin o girişindeki, o prologundaki, o metinde kendimce bir vadileri bir yerlere benzetmişim. Ama hani o benim benim uydurukçam galiba. Yani o vadiler öyle mi acaba gerçekten? Mesela şimdi marifet vadisi, bilgi vadisi dediğimiz şeyin bilgiyle ne tür bir ilişkisi var mesela? Ya da mesela daha... Benim aklıma şey geliyor bu mevzuda. Anlam arayışı dediğimiz şey var ya. Her şeyin arkasında bir anlam arıyoruz. Bilginin peşine düşüp oradan bir mana çıkartmaya çalışıyoruz ama sana diyor ki oraya da geçiyor. Şimdi aşk vadisi için tanımladığı şeye bak. Bundan sonra aşk vadisi görülür. Oraya varan ateşlere gark olur. Bu vadiye düşen ateş kesilsin ancak. Yansın yakılsın. Ateş kesilmeyeninse yaşayışı zehir olsun. Dün gece şiirini okuyordum. Metin Altıok'un Kar şiirini. Acayip bir şiirdir o. Hatta Ahmet Burus'a okuyabilir onu. Metin Altıok'un Kar şiiri ve zaten şarkısı da yapılan Kavaklar şiirini. Şimdi o şiirde gördüğümüz aşk vadisindeki ateş galiba o şiirde basbayağı var ya. Hani, bilmiyorum hani Kavaklar şiirini, Kar şiirini okuyanız var mı bilmiyorum. Ben Metin Kavakları ya da Kavaklar da olabilir. Kavakları bul önce Ahmet. Metin Altıok Kavaklar diye. Şimdi Kavaklar şiir de öyle. Şey var orada mesela beni çok etkileyen bir şeydir o mısradır. Şimdi tam söyleyemeyeceğim. Hani, okuyunca ben o mısrayı söyleyeyim. Okuyayım mı? Oku. Bedenim üşür, yüreğim sızlar. Ah kavaklar, kavaklar. Beni koyrat bir makasla eski bir fotoğraftan oydular. Orada kaldı yanağımın yarısı. Kendini boşlukla tamamlar. Omzunda bir kesik el durmadan kanar. Şimdi omzunda bir kesik el hiç durmadan kanar. Bana kalırsa aşk acısını bu kadar anlatabilen, hani böyle rahat, böyle kolay ama bu kadar da zor anlatabilen çok nadir mısra var. Yani o tabii şimdi gençler bilmezler de eskiden mesela işte iki kişi sevgili oldu falan filan, işte fotoğraflar oldu bilmem ne oldu. Sonra ayrıldılar, onlar fotoğraflar kesilir. Şimdi Metin Altınok'un hikayesi de öyle bir hikaye. Yani karısıyla ayrılıyor. Bingöl'e bir yere öğretmen olarak gidiyor. Ama işte aşkı da, sevgisi de, özlemi de ve acısı da devam ediyor. Ve bir fotoğraf üzerinden, kesilmiş bir fotoğraf üzerinden yazılmış. Yani omzumda bir kesik el, fotoğrafı kesildiğinde kesik eller gözükür omzunuzda. Omzumda bir kesik el ve hala durmadan kanar diyor. Yani nasıl bir şeydir bu? Ya aşk vazisi bu işte. Ama hadi bunu filmini çekin. Yok zaten mekana şey yapamıyorsun ki. Ama sinemada bir mekan bulman lazım ona. Ne yapacaksın? Hocam hani bir yol düşünün. Mekanın o yolun bir ilerisi olsun. Ama 7 bölüm olsun ve her bölümün komşusu olsun o bahsediler. Yani daha olumsal olarak bakmayı tercih ettim. Ama işte o konu ne? Mesela aşk vasının konusu aşk mı? Ya da işte marifet vasının konusu marifet mi gerçekten? İşte istek vasının konusu istek mi? Ondan şüpheliyim ben. Yani orada başka bir şeyler var yani. Hocam, en azından Feridun Attar Hazretleri'nin tanımladığı şekliyle başka bir şeyler var. Hocam bana biraz şey gibi geliyor. Yani bu vadilerin her birini tanımlamak, açıklamak, bildirmek, şudur veya bunu anlatmak gibi değil. Ya da tahayyül etmek. Şöyle hani işte, kafamızda bir şey canlanıyor mu yani? Bir karakter oluştururken bir metin, yani bir diyalog oluşturacağız. Karakterle bir şey yapacak. Bu karakterlerin bu vadilerden birinden geçiyor olması lazım. Yani, şey sorayım, sen devam et. Bir soru, bir dipnot soru sorayım. Faust'un sonundaki orası
Mantıkutlar'daki bir vadiye denk getirilse neresi olabilir? İstina Vadisi olabilir. İstina değil mi? Ben de öyle düşünmüştüm. Yani orası da bir tür Mantıkutlar Vadisi gibi aslında. Varla yokluğu belli değil, ne oldukları belli değil ama bir şeylik var. Hani gitmekle gidememek arasında, hani gittiğini zannetmekle hep olduğun yerde kalmak arasında bir şey de var o vadide. Her şeyden, hani öyle bir vadi gibi sanki Sokurov'un o şeyin sonundaki vadi. Yani ama şey yok hani, şimdi burayla alakalı, istina ile alakalı çok bulursam orasını şey yapayım. Yani vadiler aslında senaryoyu yazarken kullanacağımız replikleri sınırlı. Bu arada şu hikayeyi okuyun arkadaşlar, bu hikayeyi dün paylaştım ben. Bence muhteşem ya. Yani. Sayfasını söyleyeyim mi? Sayfa 257. Ben burayı kaydetmiştim. Yani şey, ya o kadar enteresan ki, diyor muyum, Mesnevi'de de benzer bir yer var ama bu da epey çarpıcı bir şey. Şimdi şu cümle, ben biliyorum ki bu adam topraktan ibaret değil. Bunda bir sır var. Şu şeytanın secde etmemesinin sebebini buna bağlayan bir şey. Çok güzelleme yapmışım. Yani, ya eyvallah, ama ya şöyle, ya Faust da şey diyor ya, hani mesela o kilise çıkışında ben. Tanrı'ya bir ben diyor. O bir benin karşılığı galiba bu. Yani çünkü en nihayetinde şeytan en büyük melekti iblis. Yani en büyük melekti. Oradan şeye gelişi arasında, hani ben burasını Faust'a çok benzettim. Hani hatta Facebook'ta Faust'u bir de böyle okuyun diye burasını paylaştım dün. Ha bir de böyle okuyalım Faust'u bakalım yani. Hocam ateistler şimdi Allah yok diyorlar ya, şeytan da yok diyorlar. Ya Allah yok diyen otomatikman şeytan yok der, ya da şeytan var diyen otomatikman Allah var der zaten ya. Birbirine bağlılar ki, şu anlamda söylüyorum. Şeytanı yaratan Allah'tır yani, Allah olmazsa şeytan olmaz. Ha öyle. öyle bak. Ama herhalde metafizik bir şeyden bahsediyor ya, hani maddi olmayan bir şeyden bahsettiği için söylüyorum. Yani maddi olmayan bir şey olarak şeytana inanan birisi, ha maddi olmayan bir şey olarak Allah'a inanmak zorundadır. Yani tamam, ona itibar etmez ama zorundadır, inanmak zorundadır yani. Nerede? Ha, tabii hani zaten filmin şeyi gibi bu. Hangi filmden bahsediyorsun? Bir şey mi? Bir Türk filmi gibi bir şey mi? Ama vardır, şimdi şeyde de geçiyor, onu söylüyorum. Mesnevi'de de geçiyor bu. Ya aynı değil ama çok benzer şekilde Mesnevi'de de geçiyor. Şimdi burada şimdi iblisin, diyor mu yani, iblisin sempati duydum derken şu anlamda söylüyorum. Ya mesela şöyle diyeyim. 2 yıl önce bu korona süreci başladığında bir yazı yazmıştım ben. Bu Tarkovski'nin Stalker'daki asistanının ismi neydi ya? Lopushansky. Konstantin Lopushansky'nin bir filmi üzerine bir yazı yazmıştım ben. Benim korona döneminde yazdığım ilk yazıdır o. Bayağı da bir şey yazı, ne diyeyim, All Star oldu. Çok fazla paylaşılmış şeyde, internette. Nasıl? Trend olmuş. Ha, evet öyle bir şey olmuş yani yazı. Bana Haşmet Babaoğlu söyledi yani. Ya dedi şey, hani yazın çok fazla şey oldu, konuşuldu falan filan. Hocam bunu doğru kullansak salon olur. Eyvah. Ya şöyle, şimdi o yazının sonunda şöyle bir cümle kurmuştum ben. Ben cehennemden korkmuyorum diye. Pardon, cümlemi hatırlamaya çalışayım. Bana en çok korktuğunuz ya da en çok ürktüğünüz şey nedir diye sorsalar, cehenneme atılmak demezdim. Allah'ın çekildiği bir dünyada yaşamak zorunda kalmak derdim diye. Bir müze ziyaretçisi üzerine bir yazı. Evet. Tabii bir müze ziyaretçisi üzerine olan yazıdaydı o. Şeyi zaten diğerini dizayn edemiş. Yani o varsa diğeri zaten onun arkasındaki
bağlı olmamış. Yok ama şey, şimdi İblis'in burada dediği şey şu, bak çok güzel bir cümle var burada. Diyor ki, şurada. Bundan sonra İblis dedi ki, o tertemiz dur, bana apaydın göründüğü lanetinden ne korkum var. Şimdi cennette Allah'ın rahmetinin olduğu yerdir. Ya ama Allah'ın hiç olmadığı bir yer düşünün ya. Hiç yok yani. Cehennemde rahmet, cehennem de değil de. Bence öyle. Ama şey, Necip Fazıl'ın öyle bir şiirinde var ya, hani arınma şeyi gibi görür ya. Yani işte tasavvuf ehli de öyle görür biraz yani biraz. Yani. Şundan dolayı hani tabii haddimi aşmak istemiyorum, yanlış anlaşılmasın ama ya hani cehennem de Allah'ın yeri olduğunu bildiğiniz bir yerse korkutmaz sizi ya. Hani tamam korkutur ama korkutmaz. Valla bak hani şu olmasın böyle hani ya şimdi bir de oraya gidince gör. Yani şu anlamda söylüyorum hani yanlış anlaşılmasın. Bir müze ziyaretçisinin son sahnesinde böyle bir çıkışlık bir şey var. Hangi film? İşte şeyde bir müze ziyaretçisinin şeyinde. İşte orada zaten hani o yazıydı bu. Gidecek bir yer yok artık. Gidecek bir yer yok. Orada zaten öyle bir cümle geçiyor şeyin içerisinde, yani filmin içerisinde. Yani sizin, yani bazen cehenneme atılmak da rahmettir ya. Sahibinizin Allah olduğunun bilincindesinizdir çünkü. Hocam ama yer çok öyle dememiyor. Hocam şimdi yer bir yüzünde var. Şöyle bir nasıl? Yani şimdi yer yüzünde sorumluluk var. Şimdi diğer tarafta bitmiş artık. Orada rahmetli. Zaten orada Allah'tan. Hayır, hayır şu anda... O yüzden diyorum hani haddimi aşmak istemiyorum yani haddimi aşmadan. Şundan bahsediyorum bakın arkadaşlar. Hani yanlış anlaşılmasın. Şimdi cehenneme de atılsanız, cennete de atılsanız aynı burada iblisin dediği şey var ya. Ya hani en nihayetinde Allah'ın var olduğuna aynı el yakin ikna oldum ya. Gördüm ya. Şey değil mi hocam? Mesela ben hani şeyde vardı. Varlığın onaylanması önemliymiş. Yani tam kastettiğim şey bu. Varlığın o kadar nasıl? Kıymet... Yani hala. Yok, tabii. Dışında bir şey. Çünkü şey var. Ama şey çocuklarla çalışıyorsun. Hani onlarda çok düşünce yoktur. Mesela bir çocuk niye dayak yer? Dayak yiyeceğini bile bile aynı şeyleri yapar. Çünkü o kadar bir şeydir ki dayak bile onaylanma gibi şeydir. Yani varlığın onaylanması kadar tırnak içine söylüyorum. İnsanın şeyini aklıma Playground geldi. İzleyen var mı? Ya kusura bakmayın bu hafta gönderemedim vallahi. Gönderdin mi? Ha gönder. Ya şöyle yükleyemedim ben. Şimdi ilk gece şey yaptım, bıraktım. Şeyde arada bir yerde internet kesilirse kesilmiş, tamam mı? Ha sonra ikinci defa deneyemedim bir daha ya. Playground'u göndereceğim ben zaten. Acaba nasıl izledin mi? Nasıl? Yani henüz yok, henüz yok. İngilizce ve İspanyolca gördüm ben. İngilizce altyazı, ben İngilizce altyazı izledim. Ama şey çok zorlamıyor İngilizce altyazı, çok zorlamıyor. Aynen öyle, çok zorlamıyor İngilizce altyazı. Nasıl buldunuz? Değil mi? İyi film. Şimdi orada da aslında anlatılan şeye benzer bir şey yok mu? Yani ya ceza verilen olanla hiç umursanmayan arasında çocuklar hangisini tercih eder derseniz ceza verilendir. Yani şimdi benim söylemeye çalıştığım şey bu. Ya cezayı veren Allah ya başımın üstünde. Bir de hiç umursamasaydı Allah-u Teala sizi. Yok olsaydı yani dünyada hayır, sizin yaşadığınız bir yer var ve hani Tanrı'nın çekilip gitmesi. Aynen bu tabiri kullanıyor ya bir müze ziyaretçisi. Öyle bir şey mümkün olmadı. Burada nasıl? Öyle bir şeyin. Ama öyle bir şeyin ama şöyle diyeyim. Öyle bir şeyin mümkün olabildiği bir ruh haline kapılırınızı düşünün ya. Şimdi Nietzsche niye Tanrı öldü diyor? Tamam hocam ama normalde bu dünyalık bir durum. Hani siz sanki bu meseleyi o dünya gittikten sonra yahu şöyle diyeyim. Ya insan için bu dünya ile öteki dünya arasında bir fark yok yahu. Yok ama sizin şimdi bu toplantıyı şimdi cennette de yapmak istiyoruz ya. Güzel. Cennette film atölyesi yani, film. Güzelmiş bu. Avrupa'nın başında peygamber var falan oturuyor. Tövbe estağfurullah. Ben hoca şimdi diğer taraftan siz konuşuyorsunuz gibi orada rahmet falan bitmiş cehennem artık yani göz önünde falan. Yani ondan dolayı kafam sizinle
Ya şey var bu 20. yüzyılın başlarında 19'un sonlarında yaşamış bir şey var, birisi var. Ha böyle hani tasavvufla da bir miktar ilişkisi olmuş. Şimdi ismi aklıma gelmiyor ya. Şimdi onun bir Ahmet Yüksel Özen mi? Yok yok. Şey canım bu işte 19. yüzyılın sonlarında yaşamış birisi. Yani 20. yüzyılın başlarında ölmüş herhalde, öyle birisi. Türkiye'den değil ama. Şimdi ona bu Allah'ın gazabıyla alakalı bir şey soruluyor. Şöyle bir cümle kurmuş. Bana tabii birazcık şey geldi, hani kaynağı kısmı sıkıntılı geldi ama şöyle bir cümle kuruyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam birisinin, işte bu soruyu soran birisinin kulağına şöyle bir fısıldama yapmış. Şimdi o kişinin dediğine göre. Aklıma gelir belki birazdan o kişinin ismi. Ya tabii böyle peygamber şey oluyor tabii, ben de şey yani şöyle diyeyim, hani kaygan zeminde dolandığımın farkındayım yani, o yüzden şeyi, cümleyi söylerken tedirgin oluyorum yani, ya da söyleme öncesi tedirgin oluyorum. Yani böyle hani benden duymuş olmayın ama diyeceğim, ama tabii peygamber öyle bir şey sonunda herkes cennete girecek diye. Sonunda herkes cennete girecek diye. Hani şöyle şimdi ya çok da bilinen biridir bu ya. Hani çoğunuz biliyorsunuzdur muhtemelen yani şeyde. Bir türlü aklıma gelmiyor. İsminin başında C vardı galiba. Neyse, gelir birazdan aklıma. Nasıl? Yani şey... Hocam garantiliyorsanız. ben kendimin bir yere gideceğinin garantisi veriyorum. Size nasıl vereyim yani? Yani. Ama ben şöyle söyleyeyim. Şimdi elbette dünyada olarak konuşuyoruz zaten. O yüzden onu ayıramıyorum ben. Ama dünyada olarak şu ruh halinde olmasının ötekisini tercih ederim derken şunu kastediyorum. Ya öteki tarafta cehennemde olmayı ama yine de Allah'ın rahmetiyle ya da gazabıyla ayırmıyorum. Çünkü en nihayetinde rahmetim gazabımı geçmiştir diyor Allah-u Teala. Rahmeti ya da gazabıyla muhatap olmayı ve aynel yakin ona muhatap olmayı bu dünyada ya Allah'ın rahmeti ya da gazabı, ikisine de muhatap olmama ruhsuzluğuna tercih ederim diyorum. Hani bilmiyorum anlatabildim mi meselesi. Şöyle bir detay var. Mesela bir yani. Hocam çok üzüldüm. Hayır, bir dakika. Şöyle desenize, yani mesela bu dünyada... Ya mantık utanın istina vaatisi böyle bir yer değil mi sizce de? Şöyle desenize, mesela Allah bu dünyada Müslümanlara eza veriyor da kafirler rahat yaşıyor ya, onu deyin yani. Hayır, bakın umursamamasındansa... Kafirler içerisinde de rahat yaşayamayanlar var çok ya, tabii yani. Şöyle Yusuf, yani... Müslümanlar içerisinde de çok lüks yaşayanlar var yani. Onun sevdiğine eza verdiğini biliyoruz. Ha eyvallah. Tam bu noktada şey geldi. Daha ilerleyen arkadaşlar söylesin lütfen. Kur'an'daki bir süre hani şüphesiz ki insan kendine zulmeder, kendini müstahni görmekte. Yani nasıl zulmediyorsun kendine, müstahni görmek. İstina var yani. İstina var. Ha aslında şey, enteresan bir bağ kurulabilirmiş yani. Yani aslında orada bir şey var. İki bir müstahni görmekle zulmediyorsun kendine. Bana mesela şey, şimdi bir şeyleri tahayyül edelim falan filan diyoruz ya, mesela istina vadisi mantık kutlarda hep bu işte Nietzsche'nin Tanrı'yı Tanrı'nın dünyadan çekildiği tespitini yapması, Tanrı'yı kovması değil, doğru tabir o değil. Bulacağım ben istina vadisi. Hocam bir şey söyleyeyim mi? Yani bu geçen hocam torun altı gibi hani o çekilmiş. Aynen öyle. Aynen öyle. Bana öyle bir yer gibi geliyor istina vadisi. Hani belki de torun altı istina vadisidir. Ne zaman beni çekeceksin? Yani ya belki de torun altı istina vadisidir yani. Ne nasıl? Burası değil. Hemen şurası. Ha değil. Yo, İblis'in cevabını göstereyim dedim ya ben size. Şimdi şu cevap, bakın arkadaşlar. Hani bunu niye gösterdim biliyor musunuz? Hani konumuzdan birazcık bağımsız olarak gösterdim. Şu cevap bana ciddi umut veriyor yahu. Yani öyle bir umut ki. Ya Allah'ın, valla gazabı bile Allah'ındır. Hocam şimdi Allah'ındır biraz, yani. Şu biraz toparlayabilir miyim? Allah diyor ki. Nasıl? Allah diyor ki erkek olsun, kadın olsun, yani şey, Nahl suresine geçen bir bölüm bu.
erkek olsun, kadın olsun, kim inanmış bir insan olarak dünya ve ahirete yararlı işler yaparsa kesinlikle ona talip diye geçiyor. Burada hoş bir hayat yaşatacağız. Şimdi sizin söylediğiniz şu mu? Bu dünyada başımıza kötü şeyler geliyor. Vadiler gibi. Bunlar her zorlukla beraber bir kolaylık, işte zorluk meselesi var. Vadilerini ona benzetirsek ki bence bu roman ya da pardon Mantık Tahir de dünyada geçiyor. Bir defa bu dünya ötesi değil. Bu acaba? Dünyada dünyada şimdi var. Bir dakika. Eyvallah. Yok hani sadece kontra bir soru olsun diye sordum. O cehennemden ziyade bizim bu dünyada başımıza gelen çocuğumuzun Down sendromu olması. Babamızın vefat etmesi. Veya buna benzer başımıza gelecek olan negatif ya da alındığı takdirde kötü olan şeyler de iyi şeyler de bize hoş bir hayat yaşatmak için ve bu inanmış kişiler için geçerli. Yani sanki sizin o daha demin söylediğiniz cehennem ya o final ötesi artık. Yani bu dünyadaki o zorluklar, kolaylıklar bence buradaki vadilerle alakalı. Bir de mesela şeyler var ya, ya bak şöyle, o cennet ve cehennem bahsinin bir üstü bir altı var. Şimdi bir üstü bir altı var. Üstünde de mesela işte Yunus Emre'nin dediği gibi hani isteyene ver cenneti diyor. Hocam şimdi bunlar şatağa doğru. Yani, bizde mesela geleneksel sanat şeriat çerçevesinde ilerliyor. Ya eyvallah da şundan bahsediyorum. Yani şimdi... Ya en nihayetinde cennetle cehennem var, tamam mı? Onun var olması bile bize bir umut veriyor, onun sahibine götürüyor çünkü bizi, tamam mı? Ama öyle bir şeyin olmadığını ya şöyle bir şey şimdi amiya tabirle, şöyle bir şey olsa, Tanrı dünyadan ya da şimdi biz Allah-u Teala'nın her an bizimle olduğunu inanıyoruz değil mi? Çekildi. Ne haliniz varsa görün dedi ki bana bu son ikisini biraz öyle gibi geliyor. Zaten müze ziyaretçisinde de son sahnede öyle. İşte onu. Şimdi ne haliniz varsa görün dedi. Sizi cennete de cehenneme de layık görmüyorum dedi. Tamam hocam işte bu. Heh. Hayır bak şimdi bitireyim. Şimdi bu sorudan sonra sizi cennete de cehenneme de layık görmüyorum sorusundan sonra ey Rabbim beni cehenneme at ama cenneti de cehennemi de layık görmediğin bir pozisyonda bırakma. İyi tercih eder misin? Hangisini tercih edersin? Bir şey söyleyeyim. Sorun bu. Hangisini tercih edersin? Sizin ama ben inanç olarak Allah'ın bizi bırakmıyor. Tabii. Hayır ona iniyorum. Ama şu öyle mi olduğunu düşünün. Düşünmez. Güzel eyvallah. Sonuçta kafanızda hiç yok olmayan, üstü hiç kapanmayan şey Allah'ın varlığı. Ve onun sürekli her an bu atmosferi belirleyiciliği. Ben burada... Ama ya şöyle bakın insanız arkadaşlar. Şimdi Mesnevi'de bir sürü yerde mesela şey vardır, çok meşhur bir bölüm vardır biliyorsunuz. Adamın birisi işte yıllarca belki 40 yıl, 30 yıl, 50 yıl işte hep ibadet ediyorum diyor, şey yapıyorum diyor, işte Allah'a işte hep dua ediyorum diyor. Bir kere bile bana sonra işte bir vesvese giriyor içerisinde Allah bir kere bile bana buyur kulum demedi diyor. Şimdi hepimiz düşeriz o şeye. Şimdi o düştüğümüz şey Allah'ın çekilmiş olduğu hissi değil midir? Bu şuna benzer mi? Tabii de öyle de bir şey demiyorum. Allah çekilmez zaten onu biliyoruz. Çekilmez ama. Ama zaten kendi işte kendi kişisel şeyimizden bahsediyoruz zaten. Ha ben diyorum ki öyle bir histen ya da öyle bir dünyaya muhatap olma hissindense Allah'ın beni cehenneme atacağı aynel yakin bilgisini tercih ederim diyorum. İntihara bağlayabilir misin? İntihar mesela hani var boşluk hissidir. İşte yani birçok şey düşünsenize hani varlığınızı yok etmek. O yüzden belki bizde çok büyük günahlardan biri yani intihar etmek. Tabii her intihar eden böyledir demek istemiyorum. Yani bir söylen başka bir şey diyorsun ama bu bunun gibi bir şey. Yani eğer buradan bakarsak hani, Ahmet şeriatı getirmek için gidiyor. Elimde bir kuralla gidiyor. Hocam Moşe'deki mesela o küçük kızın intihar etmeyen bir şey. Şeyde de var.
var. Yani sonuçta kendini vurduran çocuğun bir an yani dururken müziği duyuyor. Tabii o boşlukların sonucu onlar. Hani öyle ya da böyle hani insan olur, hani bizler de öyle Müslüman olarak da yani o tür şeylere düşüyoruz. Şimdi ben öyle düşün. Mesela bu pandeminin başında hani hemen hemen bir sene kadar ben o isteydim. Hani ya şöyle biliyorsun hani Allah-u Teala hemen yanımızda, bize şah damarımızdan yakın ama yaşadığımız hayat adeta hani Allah-u Teala'nın bizi kendisinin yokluğuyla cezalandırması gibi. Bu şuna benziyor mu hocam? Musa Aleyhisselam'la birlikte toplum arz-ı mevcut dediğimiz o yere geldiği an Allah diyor ki buraya girin bu şehre. Yanındaki topluluk diyor ki biz oraya gitmeyeceğiz. Sen ve Rabbin girmiyorlar ya. Yani bu organize bir şey. Ve o toplumu bilmem kaç yıl Allah cezalandırıyor ve çözler başı boş dolaşıyor. Başı boş, ha? Ayette şöyle diyor. Bu toplum sıfırlanıyor. Arkadan yani bunların küllerinden arkadan gelen bir toplum geliyor. Oraya... İşte hemen hemen bahsettiğim yani şey bu. Bu iki senelik süreç böyle bir durum. Yani ama şimdi burada o girmeyenler de, girenler de Allah'ın aslında o genel fotoğraftaki bütün olaylarla alakalı onların verdiği karar arkadaki... Ya şöyle aslında, ya ben burada bir şey söylemeye çalışırken şunu söylemeye çalışıyorum daha çok. Bizim bir Allah tasavvurumuz var, tamam mı? O tasavvuru Aristocu işte yaratmış ya da ittirmiş, sonra çekilmiş bir Tanrı tasavvurunu ve o Tanrı tasavvurunun getirdiği insan özgürlüğünü tırnakça söylüyorum. Dense kendisini cehenneme atan ama kendisiyle muhatap olan, hani kendisiyle muhatap olan, kendisini ceza veren, seni var kabul eden. Anlatabiliyor muyum ne demek istedim? Onu tercih eder diyorum. Şimdi benim için birincisi mutlak anlamda yokluktur. Bitmiştir yani. Hayatta yaşamın için hiçbir şey yoktur. Hani o aradaki farkı, hani o şeyi anlatmaya çalışıyorum. Yani mesela Lepuşanski'nin o filmi bizatihi onun tasavvuru gibi. Hani yok yani artık hani senin duana karşılık diyen, hani senin şeyine lebbek diyecek bir şey yok. Anlatabiliyor muyum? Yok öyle bir şey yani. Hani şeyde de hani mesleği de değişik yerlerde geçiyor. İnsanoğlunun şeyidir bu yani. İşte onca zaman işte Allah'a dua ediyorum diyor. Ama Allah bana bir kere bile buyur kulum demedi diyor. Şu belki hani ama mesela cennete de cehenneme de Allah'ın adaletine sığınarak razı olmak, Allah'ın aslında sizin dua etmenizin Allah'ın buyur kulum demesi olduğuna inanmakla alakalı bir şey. Dua ediyorsunuz ki buyur kulum, dua edebiliyorsanız buyur kulum dediği içindir o dua. Yoksa edemezdiniz. Yani onu anlatmak için çok karıştı şey oldu ama olsun. Hocam aslında ben size biliyorum. Hatta ben aslında Beyz'in iddia eden arkadaşlarının ne iddia ettiklerini böyle pek anladıklarını düşünmüyorum. Çünkü bu korkunç bir şey. Yani onun üzerine mesela nübüvveti ve Kur'an-ı Kerim'in yani Allah'ın... Bir daha başlasana sen başladığın yerden. Size katılıyorum. Ve Beyz'in iddiası biliyorsunuz. Yani Tanrı vardır ama nübüvvet yoktur. Ve aslında bunun ne kadar korkunç bir şey olduğunu fark etmiyorlar. Farkında yani değiller, evet. Allah'ın kendinden bildirmek istemesinin aslında çok çok büyük bir rahmet olduğunu ve yani o ters durumu bir ya ben de tercih... Sizin de söylediğiniz anlamı. Eyvallah. Ha dedim ki hani ötekisindense ben cehennemi tercih ederim yani. Allah-u Teala öyle bir tercih sunsa önüme benim. Hani böyle bir hayat mı istiyorsun? Yoksa hani beni bileceksin ama sonunda da cehenneme gideceksin. Ya oradan da şey var. Cehennem. Ya ne yapayım? Ondan devam edersek hani o sakın yaş ilerleyince kendi adımı şeye düşüyorlar. Aşk diye hazza düşüyorlar mesela. Sonraki şeyde o beyzinde evet aşk ve sevgi işte hazlı böyle bir şeye geçiş yapıyorlar. Deizmden aşk çıkmaz hocam ya. Aşk çıkmıyor işte. Çıkmaz yani. Çıkmaz. Hani çıkıyor. Çok zorlasanız bile çıkmaz çıkıyor. Yani. Aşk çıkmaz yani. Çıkmıyor. Hocam o Faust'un Sokrolu'nda. Merve önce kaldırdı sonra Ahmet'e. Boşluk kalıyor yani Faust'un sonunda Sokrolu'nda. İşte ben orası istina vasisi gibi gördüm ya. Hani hani böyle hani Faust'la beraber konuşalım dedik ya. Mesela Torun Atı'nın sonu da öyle bir yer. Hani ben de onu biraz Torun Atı'nın her yeri her yeri öyle bir yer. Sonu
Ya sonu hatta şey gibi, ya istina vasına çıkış yok arkadaş, yok. Yeri gibi. Hocam bence öyle değil, katılmıyorum. Nasıl? Sonu tam çıkış yeri gibi bence. O son sahnesi var ya, yani orada sanatçı öyle bir yerde bitirmiş ki orası insanın kalabileceği bir yer değil. Yani insanın el mahkum bir şey yapabilir, bir şey yapmak zorunda olacağı. Şimdi öyle bir yere getirdik, bir oda yok, buda yok, işte hiçbir şey yok. Ateş de söndü, patates de çiğ kaldı, hiçbir şey yok. Yani insan orada bana şöyle geliyor, iki tane seçenek bırakıyor. Ya hiçbir şey yoksa Allah var diyecek, secde edecek. Aynen. Ya da o patateslerden bir tanrı yapacak yani. Başka şansı yok. Yani kulun kalabileceği... Ya bak bu yorum çok güzel. Aslında istina vasisi de böyle bir yer değil mi ki? İşte ama orası kalınan bir şey. Ha eyvallah. Eyvallah ama istina vasisi de öyle bir yer. Yani yani ha ben hani belki de hani şey istina vasisi de işte o torun hatındaki gibi bir yer ve o yer sizi bizatihi o şeyliğiyle hani ne diyelim ona hani tanımladığı o şeyler var ya onlarla terbiye eden ve bizatihi hani onu tenzih ederek sizi var eden bir şey. Yani, cümlemi anladınız ama değil mi? Yani şeyde o anlamda hakikaten torunu attı yani. Şöyle bir şey var. Biz oraya Merve'nin hakkını yedik yalnız. Oraya düşmek var ama bir de oraya bilerek gitmek var. Helal etti. Hocam es zamanlı. Eyvallah. Yok düşünmüyorum ya. Bir Sina Ağzı'yla düşmek var. Bir de oraya bilerek bilerek düşse aynı şey. Peki şey sorayım, bu vadiler kronolojik ve mekansal anlamda ardışık mıdır? Kitapta öyle duruyor. Kitapta öyle duruyor. Mesela benim özellikle dünden beri kendime sorduğum soru bu. Birini öne birini arkaya bir şey mi acaba? Yani öyle bir şey var mı onun? Hani, ya da bir sonraki vadi bir öncekini niteliyor mu? Yemin atlamak gibi. Gibi. Hani bir nitelemesi var mı? Şeyi var mı? Hocam, var mı? Evet. Nasıl? Birazcık açman lazım. Hocam aslında şey, Ekrem Hoca'nın güzel bir mantıklı tarifi var. Orada işte istekten mesela aşkı geçirmekten. Yani aslında aşk isteğin fazla hali diyor mesela. Yani bir şeyi çok çok irade etmek diyor. Devamında aşktan galiba marifete geçiyor galiba. Bir şeyde marifet göstermeye ya bilgi edinmenin tek yolu olan işte aşkla istemektir diyor. Ben marifetten geçerken işte istinaya geldiğinde marifet göstermenin aslında kibir sahibi edebileceğini ve istinada onun düştüğünü falan böyle devam ediyor. Güzel mantıkmış yani. Ya şöyle peki şeyden tevhidden sonra hayret vadisi. Siz onu kendi kitabınızda aynı böyle yorumlamıştınız. Yorumlamışım çok oldu ya, 15 yıl falan oldu yani şeyde, muhtemelen öyledir. Ben okumadım vallahi bu gelirken kendi. Yani şeyde yani ama şey yani şey ya o metni ben vallahi hani en az 10 yıldır okumadım yani. Neye benziyordu, nasıl bir şeydi bilmiyorum yani şu an. Çok oldu. Evet, nihayet geldi yani. Estağfurullah. Yok, ben o kadar hoş olmayan benzetmeler yaptım ki sıkıntı olmaz ya. Ben de buna tam itiraz edecektim. Çok da güzel oldu. Bence böyle değil. Özellikle Torino altındaki gibi de değil. Bilakis şöyle bir şey. Çok keyifli. İstina için mi? Yani bu işte Tanrı'nın terk edişi diyelim yani. Çok keyifli, çok eğlenceli. Böyle bir deyim, rengarenk. Müthiş zevkli bir şey yani. Çünkü o zevk, o unutuş hali esas Tanrı'nın seni terk edişi yani. Bırakıyor seni. Keyfine bırakıyor. Bu Belatarınki veya işte o öyle mi olur ya? Bir müze ziyaretçisi falan gibi şeyler ne biliyor musunuz? Tanrı'ya istediğiniz yakınlığı gösterememenin acısını duyuyorsunuz. Aslında cehennemi tercih ederim dediğiniz şey biraz bana ona benziyor. Psikolojik bir yorum oldu bu. Eğer hiç görmüyorsan
Bunun farkında bile yok. Öyle bir şey ki onun farkında bile olmasın. Ancak zaten o unutuşta Tanrı herhalde yok olmuş bir şey oluyor. Mansiva değil mi? Ama şöyle diyeyim bak. Teoloji var ya. Aha. Cehennem, işte o Belazar cehennem ve cehennem Tanrı'nın işaretidir. O yüzden Belazar'ı izleyince Tanrı'yı görüyoruz yani. Ama öyle bir şey. Adeta onun sevgisini veya işte... Cehennem Tanrı'nın işaretidir mi dedin sen? Tabii Belazar'ın da negatif... Söylediğim şey o işte. Hani aynı şeyi söyledik. Ben Tanrı'nın çekilmesi, dünyada Tanrı'nın çekilmesi bir insan için şöyle olur. Çok keyifli olur. Farkında bile olmaz bunlar. Çünkü ancak öyle olur yani. Yok öyle olmaz ya. Bence. Ya şöyle söyleyeyim. Şimdi mesela modern düşüncenin Tanrı'yı atması diyeyim hadi o atmayı tırnakçıya söyleyeyim. Tanrı'yı atmasının karşılığına baktığında o attığın yerin oluşturduğu boşluğu doldurmak için binlerce tanrıcık icat etmek zorunda kalıyorsun. Tamam o işte yani, mesela parayı icat edersin. Hayır ama o icadı ne için yapıyorsun? O icadı ne için yapıyorsun? Hani Nietzsche'nin dediği var ya hani nasıl öldürdük şeyi diyor o hani o tanrıyı öldürdüğü cümlelerinden sonra çok acayip cümleleri var Nietzsche'nin. Nasıl? Öldürenler bunun zevkini yaşıyor. Yaşamıyor işte. Yaşamıyor. Nietzsche öldürmüyor ki tabii. Nasıl? Nietzsche öldürmüyor tabii. Hani Nietzsche öldürmüyor da şimdi o Tanrı'yı öldürmenin yarattığı boşluk o kadar dolmayacak bir boşluk ki onun ihtiyacı hep sende bir acı yaratacak. Sen eğlenceyle de yapsan acı yaratacak. Hocam bir tatminsizlik olur zaten bedensel zevkler hiçbir zaman tatmin olmaz. Ama öyle bir şeydir işte. Keyiflenemezsin sen ya. Ölüm. Ya şöyle hani böyle o acıyı bastırmak için. Heh. Yani acı bir acı var onu evlenmek istediyor. Öyle Belazar'ın evreni. Onu kapatmaya çalışıyor. Tamam ama sizin bahsettiğiniz Belazar'ın evreni, Nietzsche'nin evreni filan. Onun şeyini yaşayan insandır. O cehennemdir işte. Dostoyevski'nin şeyinde var ya. Bence cehennem sevmemekten dolayı azap çekmektir gibi. Cehennem işte bu yani. Tanrı'nın çekilmesi değil bu cehennem. Tamam canım bir şey demiyorum ona da itirazım. Yani Tanrı'nın çekilmesi derken kastettiğim şey daha dünyevi bir şey. Dünyada olan bir şey. Dünyada olan bir şey. Yani ötekisi başka. 40 gün başına bir bela gelmeyince korkarlarmış ya. İşte ondan bahsediyorum zaten. Dünyada olan bir şey. Yani ona öyle bir şey çıkmıyor mu? Nasıl? İnsanın cenneti de cehennemi de kendisi. Çok ya mesela bu iblis meselesi bayağı ilham verici olacak üstüne konuşunca. Yani bu iblisin bizatihi bu sözleri bile hani en azından Mantıkutter'deki sözleri bile bana çok ümit var geliyor. Yani şimdi büyük hata işlemiş ama hatasını işleme sebebi bir sırrı görmek. Bir sırrı görmek yani... Medyadan yaratılmasıyla ilgili. Yani kötülüğün bile o güzel uğruna yapıldığı. Eyvallah işte bak çok güzel bir yorum bu. Hani rahmetim gazabımı geçmiştir şeyinin de bir tercümesi gibi bu. Ya da tefsiri gibi. Yani bana açıkçası umut verdi bu iblis kısımları. Vallahi o kadar heyecanlandım ki ben hani yıllar önce okumuştum ayrı bir mevzu ama bu okuşta çok heyecanlandım ben bu kısma. Aynı şeyin Mesnevi'deki aynı kısmı gördüğümde de hani böyle bir iblise yakınlığı mı var nedir benim bilmiyorum. Ya şeyde yani çok heyecanlandırmıştı beni yani şundan dolayı heyecanlanmış. Ya iblisin bile bir umudu varsa bizim neden olmasın? İblisin bile onca kötülüğün arkasında bir umudu var. Postu da var bu mesela. Tabii onu söyleyeyim. Bizim niye olmasın o zaman? Yanından gel. Çok sana ihtiyacım var. Yani tabii onu söylüyorum ya. Bizim neden olmasın bu modumuz yani? Şeyde verebilir miyiz buradan? İblisin bile olmadığı filmler sinemanda işte. İblisin bile olmadı derken? Yani Ferhat'ın bence filminde iblis bile yok. Yani bırakın kandırıyor mu? İblis bile yok. Öyle bir dünyası var. Ben artık son filmden sonra olayım da var. Biraz açsana. Mevlüt hani ne demek istediğini. Hani böyle hani insanların bizatihi kendi kötülükleri artık iblise bile ihtiyaç duymuyor anlamında mı söylüyorsun bunu? Yani öyle bir dünya kuruyor ki kendisine... Ya da metafizi çekmiş şu an itiraz ettiği. Tabii öyle bir dünya kuruyor ki zaten o dünyada Tanrı yok. Yani iblis bile yok. İblis bile yok. Yani hani tabii Tanrı yoksa iblis de yoktur yani zaten. Örnekleri de oradan geliyor. Avrupa sinemasında da örnekler var. Ama ben bu Ferhat'ın son filminde hakikaten tam bu var yani. Öyle iddia ediyorum, ne dersiniz? Eyvallah, yok katılıyorum yani şeyde. Tabii. Şimdi
gibi şeytanla ilgili Allah şeytanı cehennem atacağına bir vaadi var. Hı hı. Şeytan aslında bir umudu olamaz. Allah'ın sözünün doğru olduğunu biliyorsan. Şeytan bir umudu olamaz. Umut derken kastettiğim şey o değil. Bir şey söyleyeyim. Burada şeytan yaptığı şey aslında Allah'ı çok seviyor olmasından yapmış olması aslında bana şunu söylüyor. Sevgi aslında salt iyi bir şey değildir. Eyvallah. Çok sevmek, çok sevmek tehlikeli bir şeydir. Asıl olan doğru sevmek. Eğer doğru sevmeyi beceremiyorsan helak olursun. Bunlar sıfat ama neyi sevdiğin? Şey Yasin şey kişisel girişimcilerin söylediği sözlere benzedi. Çok sevmeyin, doğru sevin falan filan. Nasıl? Çok sevmekten çıkıyor. O tezide nasıl çok sevmekten çıkıyor? Bu tezide kimi seviyor ya? Allah'a kötü bir şey isnat etmedikleri için kötü bir yerden ikinci bir Allah vardır. Ehlimandır isnat. İyi Allah onlar şeyi de isnat etmiyor ona bakarsan. Yani Allah'ın şeyde ne diyeyim tikeli bilemeyeceği meselesiyle alakası yok. Allah'a onu da isnat etmiyorlar. Allah hani Allah'ın tikeli bilemeyeceğini söylemek Allah'ı çok sevmeye denk geliyor mu bilmiyorum. Ne değil mi yani? Bir şey ise herhalde sen diyorsun. İblisinin aşırı sevgisi var ya Allah'a karşı. Allah ya en azından şey yani bu metinlerde yani tabi bilmiyoruz hani bu metinlerde. Şimdi şöyle bir şey var. Şimdi adalet duygusu olmaz ama hiç problem. Mesela benim bir arkadaşım vardı. Şöyle bir çıkarım yaptı, tamam mı? Şimdi diyor ki ben diyor şeytanın cehenneme gitmesini istemem diyor. Gerçekten de istemiyorum diyor. Şimdi Allah benden daha merhametli değil mi? Daha merhametli. O zaman demek ki diyor bizi cehenneme şey cennete koyacak. Ama mantığı kuramadım ben ya. Nasıl bir mantık? Ben diyor, hiç kimsenin cehenneme gitmesini istemem. Şeytanın bile cehenneme gitmesini istemiyorum. Herkes cennete gitsin diyor. Ve kalpten söylüyorum. Mı acaba? Kalpten mi acaba? Çok emin değilim. Ya ona birisi bir kötülük yapsın. Tamam mı? O kötülük yapan kişiye karşı tavrından anlaşılır o yani. Sonrasında da diyor ki Allah benden daha merhametlisi. Demek ki herkes cehennem şeylerine de koyacak. Yani enteresan bir mantık yani. Allah'ın bir de adalet sıfatı var. Adil sıfatı var yani. Şimdi işin... Eyvallah yok anladım ben. Hani şey sadece iş hani sevmek sevmemek meselesinden öte başka şeyler de var yani. Başka yani, sıfatlar da var. Aşk valisi beni bir anlamda kafamı karıştırıyor. Aşkın bir şeye yaradığını ben görmedim. Ama şey tasavvuf meselesinin göbeğinde doğu var zaten. Şeyh sana kendisi var işte aşktan bir şey. Şeyh sana hiç bir ilerleme kaydetmedi mi orada bütün anlamında? Hadi sananı konuşalım. Hocam eğer talebeleri geri gelmiş olmasaydı sananı... Talebeleri neden geri geldi? Onu kurtarmak için geliyor. Tamam neden ama? Kim? Soru ne? Şeyh sanan. Soru şu, Şeyh Sanan hikayesi şimdi Yasin öyle bir anlattı ki Şeyh Sanan hani aşk üzerine ya o Hristiyan bir kıza aşık oluyor, sapıyor. Bayağı artık hani puta tapıyor, bilmem ne tapıyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor, bir sürü kötülükler yapıyor falan filan. Hani kötülüğü tırnak için söylüyorum. Şimdi ama sonunda bir şey oluyor Şeyh Sanan. Ve onun aşık olduğu kızda da bir şey oluyor. Hani sonunda hani bir iyilik yok mu orada? Bütün bu kötülükler o iyilik için olmuş olabilir mi acaba? Hocam şimdi hikayeye bak. Metne sağlık kalmaya çalışıyor. Tabii işte metin ben de metni söylüyorum zaten. Metinde de var. Talebelerinden bir tanesi. Madem şey değil, biz ona tabi olacağız. Bunu da yapıyorsa onu yapacağız. Geri çeviriyor. Geri çevirmiyor da döndükten sonra geri çeviriyor. Hayır. Onlar gidiyor, onların duası Allah affediyor. İşte ben de diyorum ki o talebe ve o dua neyin karşılığı? Merhametini anlamadım. Bilmiyorum, soruyorum. Yani şimdi o yaşanan bütün şey işte şeyhin önce sapması sonra belki daha üst bir şeyle bekaya varması. Hadi teşbihat olmaz diyeyim. Ve kendisiyle birlikte birisini de döndürmesi. Ha görüntüde bir TGRT STV hikayesine benzer bu. Bak hani birisi çekerse benzer. Ama çok büyük bir şey de çıkabilir buradan. Bir şey söyleyeceğim. Çekmiş de bilemiyoruz. Hangisi filmi? Kader.
Kaderde tabii böyle bir şey yok. Var mı? Ben de direkt bunu yaramaz. Yani ya bilmiyorum hani orada bir şey var mı? Tamam hani bu şeyin Bekir'di değil mi? Şimdi o Bekir'in aşkı hani Bekir'i bir yere kadar götürdü ama Bekir oradan geri dönemedi ki. Döndü mü? Yok. Hayır. Orada döndü mü acaba? Nerede döndü? Şey ya, masumiyeti dönmedi ama. Masumiyeti geçti kader. Ama kaderde yani ya son sahnesi çok güzel ayrı bir mevzu ama öteki film var Memoria'nın son sahnesi sen aynen şeyin bak kaderin çok iyi bir film olduğunu düşünüyorum ama kaderde bir şey geri dönüşü yok yani biliyor musun var mı yani emin değil diyor ya bu diyor dünyada herkesin inandığı bir şey vardır benim bile sensin diye orada var tabii, ya bir yarım Şeyh Sanan hikayesi olduğuna katılıyorum. Peki demir konuşuyorlar. Hani yarım. Ama şey hani o şimdi Şeyh Sanan'ın bence o hikayenin asıl yeri sonu. Asıl ama şöyle bir şey var. Hocam bence başı şey. Başında mesela Şeyh Sanan rüyada görüyor. Kızı. Ruma giderse. Kızı değil mi? Puta, yok, bir puta baktığını görüyor. Ülkesine giderse. Ruma ülkesine giderse. Ha orası diyor. Ha, tamam. Sonra diyor ki gelin diyor Ruma ülkesine gidiyoruz. Ama sen gitmişsin puta taptığını görmüşsün. Yani ne için diyorsun? Ne için? Oraya gidelim. Hı hı. O bence çok yani çok konuşalım mı onun üstünde? Neden? Çok önemli. Şeye benziyor mu bu acaba? Hani şey diyorduk ya. Ya Bresson'un filminde bir idam mahkumu kaçtı. Kaçacak bu filmin başında belli. Şeyh Sanan da puta tapacak. Filmin başında belli. Amaç ne? Mesela bir Şeyh Sanan şey gibi yapmıyor işte. Peki bunun şeyle alakası var mı? Yine geldik başa İbn Arabi'nin her şeye başında Allah'a inançla başlaması meselesiyle alakası var mı? Ya aslında şöyle, evet o yola çıkınca iyi bir şey olduğuna inanmak. Yani o tamam kötü gözüküyor olabilir, çok büyük yani sıkıntılar yaşıyor. Adam orada hani bayağı kötülükler yapıyor dış dünyada ama o orada başka bir şey yaşıyor kendi içerisinde. Ve o da belki sevime dahildir. Ve hikayeden sonuçta Allah'ın seni karlı çıkaracağına inanarak hikayeye girmek. Ve Hazreti Yakup'un Hazreti Yusuf'un... Ya şey %100 katılıyorum öyle söyleyeyim. Ama hani bunun şey tercümesi nasıl? Sezgisel bir... Belki hani Kader 2'de Zeki Demirkubuz bunu çeksin. Hocam başa gelen çekilebilir bir şey. Yani... Hayır ben şimdi şunu diyorum. Şeyh Sanan domuz çobanlığı yapıyor ya. Yapıyor. Şeyh Sanan'ın hikayesini de domuz çobanlığı yapmış bir adam çekebilirmiş. Güzel. O yüzden Zeki Demirkubuz tabii yok yarım çektiğini düşünüyorum canım hani o konuda bir şey demiyorum bir yarım yani, çekiş var orada. Bir şey sanatı anlamamız biraz böyle eksik kalıyor. İşte anlayalım diye konuşuyoruz zaten ya. Hani anlayalım birazcık yani. Bizim domuz çobanlığı yapmadığımızı yani kim iptal ediyor? Evet. Yani, hocam biz zaten bir şeye bak yani sezgisel bir bilgimiz var. Bir yani ya mesela şey ya şu şey çok önemli bakın hani ben şunu çok önemli buluyorum hani dün de tekrar okuduğumda orası çok hani şeyin Ceyda'nın dediği o başlangıcın güzelliği eyvallah çok güzel bir yorum yaptı Ceyda ama sonundaki şu kısım da bana önemli geliyor ya şimdi dönüyorlar onlar artık vazgeçtiler şeyhlerinden tamam mı sonrasında birisi geliyor ve bir şeyle ikna ediyor Peygamber Efendimiz rüyada görünüyor ki o kişiye o rüyaya istinaden zaten. Heh, şimdi onunla şeyi o müritlerin hepsini ikna ediyor onunla. Ve hatta onları da azarlıyor ya. Siz gerçek dost olsaydınız, gerçek mürit olsaydınız onunla birlikte domuz çobanlığı yapardınız diyor. Şimdi orada bir şey var, sır var. Ha ben de böyle hani sır veriyormuş gibi bir şey oldu ama bilmiyorum ben de ama orada bir sır var. Yani hani bir dostun dostla beraber aldığı yolda hani nasıl olması gerektiğine dair bir sır var. Siz onu terk ettiniz diyor. Niye terk ettiniz diyor. Sonra bir muayir oldu işte. Nasıl? Şeriata uymadı işte. Eyvallah ama hani şeriata uymayan herkesi terk ediyor olsak ya da olmuş olsak kaç kişi kalırdı? Ya şimdi bu hikayeleri de çok böyle gerçek hayatla kıyaslamadan. Eyvallah ama ya bu hikayenin bir şeyi var, hikmeti var. O hikmeti anlamaya çalışıyorum. Hocam, ya metin diyor ki o adam şeyhin bir tane arkadaşı var. Şeyhi en iyi
tabiatı olmuyor. Evet evet, işte o döndürüyor zaten. O onlara diyor ki, madem sizin göre bir şeye tabi olun, şey Hristiyan olursa siz de Hristiyan olacaksınız. Doluş çobanlığı yaptı, siz de yapacaktınız. Aynen. Yani. Burada hikaye aynı durumda şimdi de şu tabiatı ama zaten zaman imkan yok şimdi. En önemli hususlardan biri de o mantık. Aynen. Yani bir tarih aralığına sıkıştırılamaz yani. Yok canım lan, şey hatta bence öncelik sonralık meselesi bile şeyli orada. Yani... Burada şey, şeyhine veya işte peygambere... Saatimiz kaç oldu bu arada? 9.30. Tamam. Ve 10-10 kala falan haber verdi, kalkılıyor. Şartsız iman etmek. Yani bazı yerleri anlayamamış olabilirsin. Bazı yerde kardeşine gelmiş olur ama imandan vazgeçme. Ya mesela şöyle diyeyim, o dönüşle şeyhin dönüşü birbirleriyle neden sonuç zincirinin bağlı eş zamanlı mı oldu? Şimdi şeyler dönüyorlar ya, şeyhe geri dönüyorlar ama aslında şeyhi de başka bir halde buluyorlar. Hani şeyh de orada şey değil, hani gelip de şeyhi ikna etmiş değiller. Döndüklerinde şeyh de başka bir halde bulunuyor orada. Şey olacak, onlar dua ediyorlar. İşte hani onun bir karşılığı var karşı tarafta. Yani şeyh de bir pişmanlık olmuş, şeylik olmuş falan filan. Aralıklar dua ediyor şeyh diye bir tanesi için. İşte orada Peygamber Efendimiz mi sesleniyor? Evet evet, rüyada görüyor Peygamber yani Efendimiz. Diyor, tamam, malum diyor şey yaptım, ben diyor hidayet ettik ona diyor. Yani onun yine eski halinde olacaksınız. Yani şeyin, müritlerinin veya dostlarının duası neticesinde Allah'ın şeye... Ya tabii şey var, şimdi burada küçük bir dipnot düşeyim başka bir filmden. Bunun şöyle tehlikeleri de var tabii. Yani şimdi geçen hafta Ahmet Benedetta filminden bahsetmişti. Ben tekrar bir izlemeye teşebbüs ettim onu, yine bitiremedim. Orada da mesela o şeyi gelen kızla... yakınlık kurmasını Hazreti Meryem öneriyor şeye, oradaki rahibeye. Şimdi bir de öyle bir durum var yani, bu tür şeylerin hani Ahmet ısrarla pergenin doğru yerde durması gerektiğini söylerken doğru, haklı aslında. Hani bu tür şeylerde bu tür şeylerin kaçma ihtimali de çok fazla. O yüzden o zaman nasıl yapacağız? Şeyh sana hikayesini nasıl çekeceğiz? Zekilerin doğru çekiyor. Güzel. Ama şey... Başka hikayeler çekeriz. Nasıl? Başka hikayeler. Eyvallah. Şimdi Demir Kubuz'un çektiği şey Bekir. Sanal mı? Yok. Yok. Tamam. Değil değil. Hayır, müşkü adam yok. Yani şimdi illa beni almak zorunda. Yok değil ama şey var. Şimdi Bekir'in önce bir düşüşü olması lazım. Tamam Bekir, anası babasıyla evindeyiz. Ha eyvallah, bir tür düşüş. Ya bu dala şey kitabından biraz etkilenip de oluşturdu. Yani o karakterler Dostoyevski karakteri. Çok güzel yani. Orada da kalıyor zaten. Yok, Dostoyevski karakteri önemlidir, ayrı ayıp mıydı? Keşke, yani, keşke düzgün yapabilse de. Yani. Yani şeyde, hani şu anlamda söylüyorum. O şey, hani Bekir'in düşüşü aynı zamanda bir tür yükseliş mi? En sonunda. En sonunda. Düşüşüyor. Ha, şimdi... Şeyh sana o yüzden bak şimdi istemeden Ahmet'i onaylamış oldum ama neyse. bu düşüşle yükselişin birbiriyle bu derece iç içe geçişi meselesi yani bir tür şeyh sanallık üretiyor mu acaba tekrar? Üretiyor. Ya burada şeyh sanal hikayesinin birebir araması demeye çalışıyor. Hayır canım, bir şey demiyorum. Ha. Yok ha, hakikaten ama nasıl düştüm ben bu tuzağa anlamadım ha. Yani. Bazen oluyor böyle ya. Demir Kubuz'da bir hikmet var. Var var. Şey tuzağa düşürüyor beni Demir Kubuz'u ya. Bu hani şey sanan meselesi aslında şeyin ayrık hikayelerinden birisi ama hani, ama o kadar da ayrık gibi de değil. Yani orada da şey sananın kendi hikayesinin içerisinde de bazı vadiler var gibi sanki. Bizzat o hikayenin içindeki vadiler onlar. Mı acaba? Evet, çok da böyle anlıyormuş gibi bence okumamak lazım. Ben şahsen kaçıncı kez okumuşum da hala birçok şeyi yani anlamadığımı farkında ola ola okuyorum. Anlamaya çalışıyorum. Ya mesela şunu yapıyoruz değil mi kesinlikle? Ya hani ya da hani en azından bazımızı yapıyoruzdur.
Ya hani değer miydi bir kız için? Hocam o mesela Metin Erksan'ın Yüz filminde de var. Hani o saplantılı bir aşk var, hani bir şey var. O kendine peki kadar... şey mi ama şöyle diyeyim. Metin Erksan'ın Kuyu'daki şeyi aşk mı? Şeysan'ınki aşk. Ondan kesin eminiz. Saplantılı bir şey. Öbürsünde daha fazla şehvet var aslında. Hani çok öyle aşk falan yok Kuyu'da yani. İşte şeyi, bu hikayeyi okurken hani bir de kıza olan aşkı gibi okumuyoruz sanki. Yani tamam kıza olan aşkı yüzünden yapıyor da hani bunca şey için değer mi dediniz ya. Hı-hı. Orada aşk kendisi için yapılan şey. İşte bana da öyle geliyor. Yani şey değil mesela orada. Hani şehvet falan değil o. Hiç değil yani. Ben Şehzade'nin hikayesinde çok şehvet görmüyorum yani. Bir aşk var ama çok güçlü bir aşk var. Her şeyi ezip geçen. Şu aşk valisindeki şey gibi. Her şeyi ezip geçen bir aşk var. Diğer her şeyi yok eden. Şimdi hocam ötesi var abi. Siz öyle deyince benim aklıma da bir benzetme geldi. Bir yerde dinlemiştim. Diyor ki insanın bütün melekeleri sınırlıdır. Yalnız diyor işte görmesi, tatması, duyması diyor. Kalbi için böyle bir mesele yoktur. Çünkü diyor kalbinin, gönlünün maksadı işte sınırsız olan şeyi sevmek için. Ve şöyle bir şey yapar diyor. İnsanın gönlünde diyor dünya olur. Ama diyor insanın gönlüne koca dünya sığar diyor. Her şey sığabilir yani. O da sığar. Bunu sevgisi sığar, bunu sevgisi sığar. Ama diyor Allah'ın sevgisi geldiği vakit diğerlerine şey bırakmaz. Yer kalmaz. Orada da bana bu hikayelerdeki ilk mesut Leyla ile Mecnun'da işte Şeysan'ında filan insanın bazen işte Şeysan'ın gibi işte fıkhi şeydi falan mertebeleri olsa bile bazen şeyi tam anlayamayabiliyor yani işte Hakk'a lekin anlama meselesinde şey yaşayabiliyor. Yani bir şeyi... Bunlar onun bahanesi mi peki? Yani bir şeyin sınırsız ve diğer her şeyi yok edecek şekilde sevmek nasıl bir şeyi anlamak için... Şimdi çok önemli bir şey söylüyorsun yani bunlar onun bir sebebi gibi o zaman yani. Bir sebebi gibi onu işte hani bu soruyu sorma sebebim oydu yani bütün bu yolculukta kazanılan bir şey yok mu? Var. Çok fazla var hatta yani. Şimdi hani onu söyledin sen zaten. Bütün bu yolculukta daha önce tatmadığı bir şeyi tatmış oluyor şey sana. Peki hocam bu kişi şey olmasaydı da. Bekir işte. Yani bir Müslüman. Evet, evet. Bekir işte. Seni onayladım bak abi. Ama şimdi şey sınavı kurtaran şey belki de geçmişte yapmış oldu. Bıraktığı işler. Yani bir şeyler yapmış, birileri geçiştirmiş. Hı hı. Tamam. Geçmişte yaptığı işler belki o ona şey oldu. Hepimizde vardır öyle güzellikler ya. Diyelim ki böyle bir şey olmadı. Yani ben atıyorum mesela aşk olduğunda geride dönemedim. Öyle o halde de öldüm gittim. Ne olacak? Şehit oluyor. Şimdiye kadar şeriattan duralım fazla batini olmayalım diğer adam direkt batiniliğin dibini buldu ha. Neyse güzel ama ya şey şöyle söyleyeyim arkadaşlar bakmayın hani böyle şey yapıyor falan ama çok lezzet aldığım bir sohbet oldu bugün benim. Acayip lezzet aldım yani öyle söyleyeyim hani şöyle böyle başlangıçta birazcık sitem ettik falan ama hakikaten çok lezzetli bir sohbet oldu. Ha böyle şey değil hani bu hani zaten biliyorsunuz hani yıllardır birbirimizi tanıyoruz böyle hani tepeden şu şudur. Şimdi gelip burada hani mantıklı terim özetini çıkarma amacımız hiç olmadı bizim. Zaten hepimiz okumuşuz üzerine tefekkür ediyoruz beraber. Öyle bir şeye de gerek de yok yani işte mantıklı şey şu işte vadileri bu karakterleri falan filan ama çok güzel şeyler çıkıyor. Bu Ahmet'in son söylediği şey mesela çok güzeldi bence. Yani hani o bütün şeylerin sebebi aslında belki de daha önce tatmadığımız, şey yapmadığımız bir derinlik. İşte hani ilmel yakini olarak bir şeyleri biliyoruz ama onun aynel yakini var, hakkal yakini var ve başka bir şeyler ona vesile olabiliyor mesela. Ha şimdi film olarak onun karşılığını almak meselesi de belki de öyle bir şeydir. Yani şimdi Stalker'a döndüğümüzde Stalker'da da aslında birilerinin ilmel yakini olarak bildiği bir şeyi en azından aynel yakini, hakkal yakini de bilmiyor ama aynel yakini olarak tecrübe ettiği ve belki ikna olmadı ama yine de o tecrübeyle başka bir şeye dönüştüğü, biz dönüştüğünü görmüyoruz ama dönüştü onlar. Bir şeyler var. Belki de odur. O anlamda belki de işte şey de bir mantık uttaylı uyarlamasıdır. Kader. Ben hatırlamıyorum bu film dizi ama çok farklı bir şey verdim söz. Aşkla ilgili. Aslında insanların gerçek aşkta insanın sevdiğini öldürmesi
çok kullanılan bir şey. Ya şey var, Hazreti Peygamber'in aleyhissalatü vesselam bir hadisi olduğunu iddia etmişti Sadık Yassı Uçanlar. Tabi o da bir yerlerden şey yapmış. Onun bir metninde vardı o. Uzun bir yer. Anlatılamıştı. Benim kitaplardan birinde var o. Bir insanın sevdiğini göstermenin en iyi şeyi onu öldürmektir diye. Böyle bir filmde ya da bir dizide diye. Sadık Yassı Uçanlar'ın bir kitabında geçiyor. Ben o kitap üzerine bir yazı yazmıştım yıllar önce. O yazıdan da alıntı yapmıştım şeyde, sinemanın hakikatine ya da hakikaten sinemada birinde var o. Uzunca bir ve onun bir hadis-i şerif olduğunu söylüyor oradaki metin. Yani bilmiyorum. İşte ben birini seversem işte onu öldürürüm falan filan öyle bir, ama çok çok derin bir şey. Ben üzerine çok düşünmüştüm onu yani şeyde. Vesikalı Yarın filminde adam geliyor, kadını bıçaklıyor. Bıçaklayınca kadın diyor ki demek ki beni seviyormuş diyor. Niye benim cehennem şeyime itiraz ettiniz şimdiye kadar? Neden? Ben hala itiraz ediyorum. Yani bak cehenneme geldik değil mi sonunda? Geldik yani. İşte sonuçta bir rahmettir cehennemde ya. Hani sizinle Allah-u Teala muhatap oluyor ki cehennemini atmış yani. Neticede yani. İtiraz etmiyoruz ama... Hayır, bir tabinatında izlerken de bu müze... Ziyaretçisi derken de geldiğimiz şey aslında tam aynı noktaya geliyor. Yani öldürmek bile orada yönetmenin gösterdiği şey. Aslında aslında bir sevdiğini de gösterdi. Ya mesela çok o kadar enteresandır ki ben Torun Atı'nı işte izlemeden önce hani Torun Atı zaten daha dünyada vizyona girmemişti. Onun bir böyle hani şey gibi, fragmanı gibi ya da şey gibi bir şeyler girmişti. Yani teaser gibi bir şeyler girmişti piyasaya. Filmin sonundaki o 2-3 dakikalık yer orası. O 2-3 dakikalık yeri gördüğüm zaman yani o filmi nasıl beklediğimi hatırlamıyorum bile yani. Yani o 2-3 dakika öyle bir şey ki işte Ahmet'in dediği yere geleceğim tekrar. Sizin daha önce tecrübe etmediğiniz bir şeyi tecrübe etmeye namzet bir şey orası. Hani işte istina vaadisini etiyle kemiğiyle size gösterecek. Yani hani gösterilmez bir şeyi gösterecek belki de. Hakikaten de onu beceriyor. Bir şey var ya. Nakşi tarikatın bir şeyi var ya. Düsturu, işte diğer tarikatın Nakşi bendi, Lazman, Şarte, Terki Dünya, Terki Ufa, Terki Esti, Terki Tek. Dört şeyden vazgeçmiş. Dünyadan. Ayrıca varlığından. Ya onlar tabii şey ya hani tarikatların seyir suluk şeylerini, yöntemlerini kendi şeylerine revize etmeleri ya da şey yapmaları. İstina vaaz deyince aklıma mı geliyor? Eyvallah. Terki terk mi geliyor? Yani o sürecin tamamı yani. Tamam. Kendisi bir şekilde bir şeyleri terk edeceksin. Eyvallah. Vazgeçeceksin. Ya böyle bu mantık uttayar epey bir su götürecek gibi görünüyor. Önümüzdeki hafta konuşacağız zaten. Hani baktık şey yapmadı, bir haftada uzatırız onu.